çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İhbarlar sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Gerçeklerin ortaya çıkması için canlı başlı mücadele etmeyi sürdürürüz. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Benden de sizlere sevgiler, selamlar. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Show TV ekranlarında vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Yeni haftaya başlıyoruz. Ekran başındaki değerli izleyicilerim, buradaki çok değerli konuklarım, değerli aileler çok teşekkürler. Hemen programı hızlıca başlayacağız. Yeni haftada yani inşallah konuştuğumuz konuları bana da çevremdeki herkes de bana soruyor. Biliyorum ekran başında siz de çok merak ediyorsunuz. Bizler de öyle. Gerçeklerin ortaya çıkması için yoğun bir mücadele veriyoruz. Zaman zaman çelişkiler oluyor. Zaman zaman inanılmaz şeyler, yüzleşmeler yaşanıyor. Yani ben de her günkü programı inanın herkes yani program nasıl bitti anlamıyorum. Hafta nasıl bitti anlamıyorum. Büyük bir heyecanla sizler gibi ben de takip ediyorum. Ekibim de öyle, ben de öyle çalışıyoruz. Avukatımız Selma Yıldız'la beraber karşınızdayız bugün de günlerden pazartesi. Sevgili Selma'cığımla birlikte. Şimdi bize başvuran Çakır ailesi vardı. Balıkesir'den gelmişti. Annesiyle babasıyla geldi sevgili Recep. Gerçi o da annesinden babasından dertli olduğunu söylüyor ama annesi babası da hep çocukların iyiliği için bunları yaptıklarını iddia ediyorlar. Konu şuydu biliyorsunuz, biraz konuşmuştuk. Yani 21 yıllık, 21 mi 22 mi? Yıllar önemli. Recep, kaç yıldır evlisin sen Aysel'le? 22 yıldır. 22 yıldır Aysel'le evli. İki tane çocukları var. Yani birkaç kez Aysel Hanım evden gitmiş. Recep diyor ki benim bunların hepsinin çoğunluğu ya annem yüzünden yaşandı, annem yüzünden evden gitti benim eşim Aysel. Ya da benim kızım Sahra'nın lüks hayat beklentisi var. Onları karşılayamadığım için evden gitti diyor. Şimdi Aysel burada, kızı Sahra burada ve oğulları İrfan buradalar. Birazdan gelecekler ve teker teker Recep'le yüzleşecekler. Vallahi ben şunu söyledim. Bir kadın evden gidiyorsa, bir kız çocuğu evden gidiyorsa, bir çocuk evden gidiyorsa bunun bir sebebi olmalı. Onlar da bambaşka şeyler iddia ediyorlar. Birazdan ilginç bir yüzleşme olacak, merak ediyorum. Burak Durun'un cinayetini konuşacağız. Sevgili Seher burada. Biz sanık Recep Orozoğlu'nun karısı Nurgül'le konuştuk. Onun bazı iddiaları ve yaptığı açıklamalar var. İlerleyen dakikalarda ekranlara getireceğiz. Ama Seher önce bu cinayet sırasında hep yakın çevresinden şüphelenmiş. Zaten emniyet de öyle. Yani Burak Durna'yı yakınlarından biri öldürmüş olabilir mi? Ve Seher yani her şeyi belgelemiş. O kadarını söyleyeyim. Her şeyi belgelemiş, kayıt altına almış, görüntüler almış, ses kayıtları almış. Şimdi ilerleyen dakikalarda orada da çok ilginç bir yüzleşme olacağını biliyorum. Annesi de yayına katılacak ilerleyen dakikalarda. Ve Cuma günü şöyle bir ihbar gelmiş diye. Cuma ya Perşembe günü galiba. Günü karıştırıyor olabilirim. O da Abdullah'a gelmişti. Burak'ın abisine gelmişti. Nerede Seher'in abileri, neden konuşmuyor? Niye onlarla ilgili sorular sormuyorsunuz diye manidar bir mesaj gelmişti. Bugün Seher'in Denizli'deki abisi canlı yayına katılacak ve sorularımızı yanıtlayacak. Ama biz neyle başlıyoruz? Cemile ile başlıyoruz. Ağrılı ve Balıkesir'de öldürüldüğü söylenen ailenin aslında bu cinayeti biliyor. Ailenin sırrı artık tamamen deşifre oldu. Aile arasında konuşulan bu meseleyi şimdi kamuoyuna mal oldu. Cemile cinayetini ablası Fatma ile konuşuyoruz. Diğer ablası Neriman burada ve Naciye Hanım o dönemki Hamit Bey'in 3. eşi burada. Cemile'nin babaları Cemile'nin 3. eşi Naciye burada. Neriman çok şey biliyor. Çünkü o sırada 13 yaşında. Yani ablası öldürüldüğünde 13 yaşında. Anlatacağı daha çok şey var sevgili Neriman. Geldi sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Cuma günü konuştuklarımızı hatırlayalım. Sonra hemen hızlıca Cemile'nin cinayetiyle devam ediyoruz. Ne her zaman dile getiriyor bunu. Nasıl dile getiriyormuş? Diyor böyle öldürdüler. Vallahi cinayeti olduğu gibi anlatıyor yani. Böyle bir kuyuya mı atmışlar? Öyle yani. Cemile öldürüldü. Kardeşi Neriman ilk kez stüdyoya geldi. Senin ablan Cemile.
Evet. Öldürüldüğü sırada o evde, sen de o evdesin o gün. Evet. Bir gün öncesini anlatır mısın? Bir gün önce çok şey olmuş. Bir gün öncesi akşam tartışma çıktı. Neden? İşte ben odadan çıktım, kapı kapandı. Tartıştılar, en fazla 2-3 dakika sonra falan çıktılar. Üvenem çıktı, bir şey yoktu. Sonra ablam çıktı, biraz dağınıktı. Yengem biraz geç çıktı, yüzü kan olmuştu böyle. Kavga çıkmadan önce, kapı kapanmadan önce yengem ablama kötü şeyler söylemişti. Niye bu küfürleri ediyor? Yani... Ya her zaman ablam hakkında kötü şeyler söyleniyordu. O söylenenleri o da seslendirdi, yani kendisi de söyledi. Peki Cemile'den ne istiyorlar? Ne yapmasını istiyor? İstemiyorlardı herhalde. Ha, o evde kalmasını istemiyorlar. Evet, çünkü ne zaman gelse huzursuzluk oluyordu. Ertesi gün sabah bir ineğimiz vardı. Ben sütü götürdüm. Babam da aşağıda hazırlık yapıyordu. Ben de merak ettim. Bugün ablama gitmeyecek miydiniz dedim. Babam oraya da gideceğiz dedi. Beraber gittik biz asfalta kadar. Onunla asfalta girdi. Araba geçiyor başka köyler orada. O ikisi Mustafa abimle Cemile girdi asfalta, babam önden gitti. Ben orada korkuyordum zaten. Biraz gittiler onlar. Ben gittim arkalarında birkaç adım attım. Abim döndü bana bağırdı, nereye dedi. Ben korktum, tekrar hayvanın yanına gittim. Ben çok bekledim ablam da gelir mi diye. Ertesi gün sabah gördüm ben babamı, sordum ablam nerede diye. Şey, bestralarda kalacak dedi. Cemile'nin öldürüldüğünü ne zaman anladınız? Sen ne zaman anladın? Zaten ben korkuyordum bir şey yaparlar diye. Herkes bir şey söylüyordu yani. Ben korkuyordum zaten bir gün ablama bir şey olur diye. Gelmeyince herkes dedi hani öldürdüler falan. Rabia bana iki kere Cemile'yle ölümle tehdit etti. Seni de ablan annen gibi öldürürüz dedi. Nilaka. Ve Mustafa gili kaçtım. Seni ablan ve... Annen gibi öldürürüz. Kimse bize bir şey yapamaz dedi. Evet, Ağrılı Cemile Balıkesir'de öldürüldüğü sırada, daha doğrusu baba evinde olduğu sırada evde biliyorsunuz üçüncü eşi Naciye var ve Naciye'den olan çocuklar var. Kimdi onlar? Elmas orada, Ömer orada, Hatice orada ve de Şerife. Ve Şerif orada. Bütün çocukları beraber orada sevgili Naciye Hanım. Ve de o sırada Cemile'nin aynı anneden olan kardeşi Neriman. Neriman kardeşi orada. Neriman 13 yaşında aslında. O sırada Naciye'nin çocukları daha küçük. Yani Şerife kaç yaşında onu tam hatırlamıyorum ama Elmas ve diğer en büyükleri sensin ve birçok şeyi hatırlıyorsun sevgili Neriman'cığım. Çok teşekkürler, sağ olasın. Teşekkür. Çünkü anlat, yani aslında ailenizin bu sırrı yani artık tamamen deşifre oldu. Bu bir sır olmaktan çıktı. Yani hepiniz bir aile içinde bunu biliyorsunuz. Evet. Daha sonra köy içinde konuşulmaya başlamış. Şimdi bütün Türkiye aslında bu olayı merak ediyor gerçekten. Şimdi sevgili Neriman, Cemile öldürülmeden önce birkaç kez aslında Kamil'le, Afyonlu Kamil'le evlendiriliyor. Hı hı. Birkaç kez geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Çünkü Kamil'le evlendiği için çok mutsuz. Kamil'in de akli dengesi yerinde değil. Evet. İstemediği bir evlilik yaptırılıyor senin ablana. Ben şunu merak ediyorum. Öldürülmeden önce o eve ne zaman gelmişti? Hatırlıyor musun? Ne kadar kaldı o evde? Geliyordu yani, bir gün kalıyordu yani, hiç kalmıyordu. Aynı gün gidiyordu. Balıkesir'de işe girmiş diye duymuştum. Önceki programda anlattım ya, beni de götürdü. Doğru, evet. Bir yurda işe giriyor. Evet. Evet. Ama orada yani yatmaya sizin babasının evine geliyor Hayır, mu? Hayır, yurtta kalıyordu. Arada sıra geliyordu. Bazen bir gün kalıyordu, bazen aynı gün gidiyordu. Ha, yurtta yatılı olarak da yurtta kalıyor. He? Çünkü bir ara orada kalıyormuş, bir ara işte. Abi Resul abi işte onu istismar edince, hı-hı, arkasından da işte hamile kaldığı iddiası var ve işte erkeklere para karşılığı verildi, evet, fuhuş yaptırıldığı iddiası var. O zaman daha çok yurtta kalıyor, zaman zaman sizin yanınıza geliyor. Hı-hı. Niye kalmıyor babasının evinde? Bilmiyorum ki, çalıştığı için mi bilmiyorum. İstemiyor, bir de ondan mı kalmıyordu bilmiyorum. Yurt eve ne kadar uzaklıkta? Yurt Balıkesir'deydi. Biz Balıkesir'de, siz köyünde oturuyorsunuz. Hı hı. Şimdi öldürülmeden önce o eve geldiğinde bir gece iki gece mi kaldı? Ne kadar kaldı tatlım? Ben hatırladığım kadarıyla 3-4 kere geldi. Hı. İki defa mı ne mi kaldı? Birer gece kaldığını hatırlıyorum. Birer gece kaldı. Evet. Ama sonuçta eğer orada rahat ve huzurlu olsa... Yani sürekli babasını, ama tabii bir yandan da şey, yani Balıkesir merkezde yurt, daha konforlu. Evet. Peki baban o sırada Hamit, onu biriyle evlendirmeye çalışıyor muydu? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum, ben sonradan duydum. Köyde sevdiği biri daha varmış aslında. Yani ondan da asıl hamileliği ondan olduğu iddiası evet, var. Evet, ben programı dinlediğimde o geldi aklıma. Hı-hı. Ben tanımıyorum. Bir kadın gelmişti, babama kızmıştı. Hı-hı. Kızınız oğlun başını yakmasın diye oğlu evlenmemişmiş. O kişi köyden biri mi peki? Köyde biri. Köyden biri. Hı-hı. O sırada Cemile aslında köyde birine aşık oluyor. Daha... Bilmiyorum, öyle söyledi kadın. Ben de hiç görmedim yani, ablam öyle konuşurken hangi oğluydu bilmiyorum.
Peki babanlar o sırada Cemile'yi yani biriyle evlendirmek istiyorlar. İşte yani, ben onu programı izlerken duydum. Hiç başka duymamıştım. Duymamıştın, hı-hı, öyle mi? Yani ablam kaybolduktan sonra da Resul o kötülükleri ona yaptı. O zaman duydum. Çünkü Naciye Hanım şunu söylüyor. Hı-hı. Naciye Hanım diyor ki Cemile'yi evden Resul götürüyor. İşte erkeklerle işte fuhuş yaptırıyor. Tekrar eve geri getiriyor. Aslında yurt bahaneymiş. Öyle mi Naciye Hanım? Bilmiyorum onu. Öyle yani. Ha, öyle yani diyor. Birkaç kelime konuşuyor, fazla konuşmuyor bizle. Odur yani. Ablamı öldürdükten yani. Sonra kaybolduktan sonra ben duydum Resul ona kötülük yapmış. Peki Resul götürüyor. Erkek, hatta Cemile'nin ifadesi var. Allah rahmet eylesin. Doğrudur. Cemile ifadesinde diyor ki beni götürüyordu, zorla erkekler birlikte olduruyordu. Evet, zorla yani, tabii. Cemile'nin rızası yok tabii. Sonra da eve geri getiriyor. Aslında yurt meselesi. Yani peki şunu merak ediyorum. O sırada Cemile evde yani birilerine öldürüleceğinden hiç bahsetti mi? Yani öldürülmekten korktuğunu bana söyledi. Bana bahsetmedi. Hiç ben duymadım. Ama ben hep korkuyordum bir gün bir şey yaparlar diye. Sende o korku vardı. Hı-hı. Bir günde ben onu size söylemedim kimseye. Bir günde bunlar kapıyı ört babam dedi. Ablamla bir konuşuyordu. Büyük abim Resul'ü istemiyordu. O benim oğlum değil falan diyordu bazen çocuklarına. Soyadımı kirlet diyor. Öldür dedi. Ben ablamın ağzını şöyle duydum. Ablam ben yapamam dedi. Özür dilerim, kimi öldürmekten bahsediyor? Ya Cemile ablamı Resul öldür diyor. O benim oğlum değil, soyadım kirletiyor diyor. Aa öyle mi? Ben Cemile... onu söylememiştim. Bir de o geldi aklıma. Aa çok önemli bu. Ablam da dedi nasıl ben böyle bir şey var dedi. Öyle bir şey olur mu dedi. Madem dedi oğlun değilse soyadından sildirmem. Öyle bir şey dedi. O kadarını duydum. Kapı örtülü dedi. Eski yani şimdi... kapı olduğu için ben duydum yani. Aa, çok önemli bir şey duymuşsun ama. Hı hı. Daha deneyecektim, babamdan korkuyordum ben çok. O yüzden şey yapmadım. Peki yani şunu mu söylüyor? Sen Hamit diyor ki sen, hı-hı, git diyor. Madem sana bunları yaptıysa, hayır, karısına da fuhuş yaptırıyorsa. Yaptıklarını söylemedi. Sadece Resul'ü öldürür dedi. O benim oğlum değil, bir de soyadımı kirletiyor dedi. Peki niye Hamit babanın Cemile'den Resul'ü öldürmesini istedi? Bilmiyorum. Başka konudan vardı bilmiyorum. Ben sadece o kadarını duydum. Naciye Hanım niye istiyor peki bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Daha yeni mi duydun bunu? Duydunuz yeni mu? Yeni duymuş olabilir. Fatmacığım sen bunu duydun mu böyle bir şeyi? Yok, duymamıştım. Duymamıştınız değil, yok, mi? Yani Cemile'yi önce aslında Resul'ü öldürtmeye çalışıyor. Cemile'yi işte diyor Resul'ü öldür diyor. Ben o kadarını duydum. Ablam da kızdı dedi. Niye dedi, onun çocuğu var dedi. O yapıyorsa beni ilgilendirmez dedi. İşte madem dedi soyadını da sildir, çocuğun değilse dedi hani. Peki evde herkes dedi. Naciye Hanım evde herkes şunu biliyor muydu? Resul'ün kendi karısı Güler'e de fuhuş yaptırdığını siz biliyor muydunuz? Herkes dedi orada zaten. Herkes biliyor. Hamit de biliyor. Biliyor. Peki Hamit yani baba senin kocan yani Cemile'nin de babası. Resul onu madem bu kadar Resul'ü öldürtecek kadar yani öldürtmek istiyor Cemile'ye. O kadar nefret ediyorsa Cemile sık sık onun yanına gelip gidiyor değil mi? Hep orada Cemile zaten. Hamit bir şey demiyor mu? İtiraz etmiyor mu? Bir şey demek bilmiyorum ki. Hep bir şey demedi. Demedi hiçbir şey. Acaba babanız da Hamit Bey de Resul'den korkuyor muydu? Herhalde korkuyor bilmiyorum yani. Zannetmiyorum korktuğunu. Ama bilmiyorum o sırada yani aslında yaşı var 80 yaşlarında falan. Bayağı yaşlıydı babam, bizi görenler deden mi derdi? Ha dedeni zannederdi. Hı-hı. O yüzden ben hep utanırdım bazen babam yanından gezmeye. Çok bastonu var mıydı? Vardı. Bastonu yürüyordu. Gidem Hanım, Arda da vardı, fazla taşımıyordu da Yeniköy'de çok taşıyordu. Ben bir şey söyleyecektim. Siz geçen hafta dediniz ya Hakim Hamid'in abisi. Abdülhakim. Benim babam en büyüktür. Hakim en küçüktür onlardan. Ha öyle onlar mi? Onlar 8 kardeşler. Ha, 4 kız 4 oğlan. Aha. En büyük benim babamdır. O zaman o sırada bayağı yaşlı. Yani evet. Cemile'yi öldürmeye gittiklerinde de eline bastonu var. Dolayısıyla Cemile de bayağı yani güçlü kuvvetli değil mi? Senin gibi uzun boylu muydu? Sizler uzun boylusunuz Fatma. Babam sen. Benden uzun. Küçük gibi. Benden uzun. Cemile senden uzun muydu? Ablam da boyluydu, babam da benden uzundu yani. Neredeyse benim kadar var ben yani. Ben küçük yaşta gördüm, daha son yaşını görmedim. Uzun boylu. Siz ikiniz de yapılısınız çünkü anneniz öyle herhalde. İkiniz evet, yapılısınız. Anneme çekmişim. Anne tarafına çekmişsiniz yani. Cemile de uzun boylu. Yani şunu sormaya çalışıyorum Neriman'cığım. Senin baban işte Mustafa ile beraber ikisi tek başına götürüp Cemile'yi tek başına iki kişi öldürmüş, tabii, olabilir mi? Yoksa Hatice de yardım etmiş olabilir mi? Bilmiyorum, ben Hatice'yi görmedim. Hı? Bilmiyorum. Peki o gece yani bir iki gece gelip kaldığında sizin eve gelip kaldığında kimin yanında uyuyordu Cemile? Bir defa ben onunla uyumak istedim uyudum. Hı hı. Bir defa da daha hatırlıyorum kaldığını o gün çok konuştular babamlarla ben gidip uyudum gelecek sandım. Hı hı. Sonra sabah gördüm ablamı ayrı uyumuştu herhalde. Yani ayrı uyudu derken sonuçta bu köy evinden bahsediyoruz. Hı hı. Herkes tabii odalarda çok fazla olmadığı evet, için. Evet odalarımız yoktu. Cemile kimin yanında yatıyordu? Hı? Cemile kimin yanında uyuyordu?
bilmiyorum, herhalde tek uyudu. Ben iki kere uyuduğunu gördüm. Bir kere ikimiz uyuduk. Bir kere de tek uyudu herhalde, sabah gördüm. Naciye Hanım, Cemile kimin yanında yatıyordu? Vallahi hatırlamıyorum, bilmiyorum. Hı? Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Çünkü senin kardeşin Hatice çok kıskanıyor ya onu o sırada. Kıskanmıyor ki Hatice, nereye kıskanacak? Aa, herkes biliyor, senin kızın da bilmiyorum söylüyor. Bilmiyorum, ben ona bilmiyorum. Ha? Kıskanıyor muydu Hatice Cemile'yi? Yani, bilmiyorum, kıskanmasa öyle laflar söylemezdi. Hangi lafları söylüyordu? Yani dedim ya, kötü ağız alınca kelimeler söyledik, sonra kavga ettiler diye. Hı. Hani başkaları söylüyordu, yengem de söylüyordu, bilmiyorum. Hani bastonu yoktu? Be. Sen dedin ya, Hamit'in bastonu yok. Bastonu görmedi ki. Arda da vardı. Yeniköy'de daha çok taşıdı bastonu. Bir şey söylemiyorum. Ben daha bekarken babamın bastonu vardı. Bilmiyorum, ben görmedim. Şimdi babam en büyük, yani dedemin çocuklarında en büyük odur. Nasıl görmezsin peki Naciye Hanım? Abdülhakim en küçüğüdür. Siz geçen hafta dedin. Ben öyle biliyordum. Hamid'in abisi değil o. O en küçüğüdür. Anladım, anladım. Abdülkerim var, Devreş var, amcam, iki tane daha vardı babamdan küçük. Ya dolayısıyla Hamit Bey'in o sırada bastonu vardı, cinayet vardı işlendiği sıralarda. Ve Naciye Hanım onu hatırlamıyor yani. Bilmiyor. Didem Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Rabia beni tehdit edince abime söyledim. Bir de babam ölmeden önce ben çok görmek isterdim, sevmezdim ama annem ablamı soracaktım. Yollamazlardı. Onlara da Neriman gelmek istemiyor demiş Rabia. Ben babama soracaktım. Neyse yollamadı. Rabia kızıyla konuşurken ölmeden önce babam her şeyi torunu Hasibe'ye anlatmış. Hasibe annesiyle konuşurken de ben dinledim. Hangi kızının çocuğunu anlatmış? Rabia'nın Hasibe diye kızı var evli. Evet, Hasibe. Onu anlatmış. Hasibe annesini anlatırken ben her şeyi dinledim. Dedem ölmeden önce dedi bana, söyledi, ben bu eline Cemile'yi vurdum. Ondan bu kolum çok yandı demiş. Hangi eliyle vurmuş? Bilmiyorum, sağ mı sol mu. Kolunun bir elini biri çok yanmış. Tendere düşmüştü ya. Ablam dedi ki, babam bir gözü hiç görmezdi. O da dedi ki kızına, senin dedin hem kör hem yaşlıydı. O gün Mustafa ona yardım etmeseydi deden bunu başaramazdı dedi, yapamazdı dedi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Cemile o kadar güçlü ki Hatice ile beraber odaya giriyorlar. Gerçi Naciye Hanım'ın orada olduğu iddiası var. Naciye Hanım ben yoktum diyor. Evet. Cemile Hatice ile beraber aynı odada işte kendisine saldırıyor, tartışıyorlar. Cemile yengesini işte dövüyor orada. Güçlü bir kız yani. Üzerine gelin. Baban yaşlı Hamit ki cinayet işlendiği sırada. Mustafa da orada. Yani tek başına bir cinayeti onun, Mustafa'nın yaptığını ben de düşünmüyorum. Açık fena söyleyeyim. Biri daha Mustafa'ya yardım etmiştir. Eğer iddialar bence doğruysa. Bence Mustafa tuttu şimdi babamı. Şimdi Naciye Hanım niye diyor bastonu yoktur? Yani herkes zannetsin Hamit yani bastonsuz yürürdü yani genç ya. İşte. Adam ancak yürüyor diye bastonsuz yürüyemezdi ki. Naciye Hanım şunu söylemeye çalışıyor. Yok. Naciye Hanım şunu yapmaya çalışıyor. Ben söyleyeyim. Ne Naciye yapma. Hanım diyor ki yani Hamit'le Mustafa öldürmüştür. Yani bir kişiyi bir de dinle lütfen. Bir kişiyi ancak iki kişi öldürebilir. Hamit de yaşlı değildi. İkisi beraber öldürebilir. Yani orada Naciye Hanım yine Hatice'nin olmadığını düşünüyor. Öyle iddia ediyor. Hatice yoktu diyor. Hatice yok ya orada. Ama Dilem Hanım bu baston meselesi niye diyor bastonu yok? İşte bu yüzden diyor. Ben daha bekardım, babamın bastonu vardı küçük, yani hatırlıyorum ha. Kaç yıl geçti? Şunu söyle Fatma diyor ki benim kocam diyor güçlü kuvvetliydi diyor. Evet. Mustafa da güçlü kuvvetliydi. İkisi gitti öldürdüler. Hatice benim kardeşime ihtiyaç yoktu diyor yani. Benim kardeşim Hatice'yi bu işe karıştırma diyor. Evet. Anladın? Anladım. Anladın inşallah. Babam çok gençti. Hiç baston falan kullanmıyordu. Evet, öyle diyor işte. O dağlara taşlara hep böyle bastonsuz yürüyordu. Evet. İşte ben Rabia tehdit ettikten sonra Mustafa'ya gittim söyledim. Bir de ondan konuştuklarını da anlatacaktım. Mustafa üstüme yürüdü, etrafına baktı, sus dedim, muhtarı git söyle dedi. Kızıyla böyle böyle söylediler diyecektim. Hepsini yüzleştirecektim, beni dinlemedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cemile'yi öldürdükten sonra baban Hamit nasıldı? Tavrı, hali, tavırları? Daha çok sanki psikolojisi bozuk gibiydi. Daha çok morali bozuktu. Bize daha çok ters davranmaya başladı. Daha agresif davranmaya başladı. Evet, zaten ters davranıyordu. Daha çok kötü olmaya başlamıştı. Onu fark ediyordum ben. Peki abinin karısı Hatice, aynı zamanda Naciye'nin de kız kardeşi. Hı-hı. Nasıl davranıyordu size? Normal davranıyordu. Öyle yani sevmezdi yani. Peki Hatice Naciye'nin çocuklarına niye böyle eziyet etmiş Hatice'ye, Elmas'a, Ömer'e? Yani, neden? Bunun bir nedeni olmalı. İnsan ablasının çocuklarına... Sanki nefret ediyor, düşmanın çocuğumuş. Yani öyle olsa bile çocukların ne günahı var? Evet. Yani. Niye senin çocuklarından Hatice bu kadar, kardeşini bu kadar nefret ediyor? Naciye Hanım. Bilmiyor musun? Bunun bir nedeni olmalı ya. Vardır nedeni, kendileri biliyor ama açıklamıyorlar işte her şeyi, yengemler. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bazı şeyler yaşamış olabilirsin sevgili Naciye Hanım. Ben onları senin kendi rızanla yaşamış olduğunu düşünmüyorum. Sen anladın beni değil mi? Anladım. Benim ne demek istediğimi anladı o.
Ben çünkü Naciye Hanım'ı üzmek istemiyorum. Çünkü Naciye Hanım'ın zamanında işte bazı hatalar yaptığı iddiası var. O yüzden de Hatice ablasını sevmiyor. Ama ben şuna inanıyorum. Bunları Naciye Hanım kendi rızası ve kendi isteğiyle bence yapmadı. Değil mi? Bunların hepsi bence Mustafa'nın suçu ve Mustafa'nın günahı. Zaten Mustafa abisi üzüyor. Mesela babası da kim aslında? Evet. Yani Hamit karısına çok kötü davranmış. Üvey oğlu Mustafa ona çok kötü davranmış. Ay. Hatta neyse onu çok üzmek istemiyorum. Şimdi o işin içinde çok karmaşık olaylar var. Yani bazılarını ekranda tabii yansıtmak istemiyorum. Şu an cinayetle ilgili olduğunu düşünsem hemen söylerim. Naciye ne demek istediğimi anladı. Ama şimdi cinayetle ilgili olduğunu düşünmediğim için yani... ama yeri ve zamanı gelirse onları da açıklayacağız inşallah. Yani Hatice'nin ablası Naciye'nin çocuklarından nefret etmesinin çok spesifik bir nedeni var. Yani bizce iddialara göre çok spesifik nedeni var. Hatice aksine yani size bile onun çocukların olduğu kadar kötü davranmıyor. Size daha böyle biraz daha iyi davranıyor ama Naciye Hanım'ın çocuklarına, Hatice'ye, Elmas'a, Şerife'ye ve Ömer'e dört çocuğa resmen eziyet ediyor. Çocukların iddiasına göre. Ben nereden bileceğim? Hatice anlattı yani. Ama şimdi bunu da Naciye Hanım söylemek istemiyor. Çünkü Naciye Hanım bunu söylerse herkes onu suçlayacak. Ben öyle düşünmüyorum mesela. O sırada çaresiz bir kadın var. Kendisinden çok yaşlı bir adamla evlendirilmiş, evlenmek zorunda kalmış. Dört tane çocuk dünyaya getirmiş. Hamit sürekli eziyet ediyor. Üvey abi, üvey evladı da ona eziyet ediyor ve iyi davranmıyor. Neyse, ona daha sonra geliriz. Senin baban Hamit... Tandıra nasıl düştü? Ben o zaman Rabia'lardaydım. Biz işten geldik. Köydesin ama değil mi? Köydesin. Köydeyim. Köyde yaşanmıştı Rabia. Biz işten geliyorduk. Tabii annem şiddet gördüğü için gitmişti. Ekmek yapıyormuş o gün çocukların öyle söylediler. Tandıra düştüğünü söylediler. Biz de kızla bir işte geliyorduk ya. Eve uğramadan babamların evine gittik. Kaç gibi düşmüş peki tandıra? Bilmiyorum. Biz akşam ezenine yakın işten geliyorduk. Ama kaçta düştüğünü bilmiyordum. Daha hastaneyi kaldırmamışlardı biz gittiğimizde. Evde kim vardı bir daha söyle. Evde kim varmış biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece yengem görmüş, o kurtarmış, komşuları çağırmış diye komşular falan öyle anlattılar. Hatice kurtarmış. Kurtarmış mı yoksa o mu itmiş? Biri tandırı itiyor bir çünkü. Bir de biz gittik, babam daha hastaneye falan kaldırmamış ya, çok kötü yanmıştı. Babam beni biri itti diyordu ama gördü mü, korktu mu söylemiyor ismini bilmiyorum kim olduğunu. Ya sana beni ittiler diye söylemiş yani. Evet, üç defa tekrarladı, böyle insanlar vardı böyle ve öyle söyledi. Üç kere duydum, sonra Rabia içeride çıktı babamlarda. Bize gidin eve dedi, biz gittik, sonra Rabia geldi bana kızdı, bir daha seni orada görmeyeyim dedi. Naciye Hanım o sırada evde misin sen? Hayır, evde değil. Neredesin sen o sırada? Antalya'da. Ha, sen kaçmışsın gitmişsin. Hamit'i bırakmışsın, çocukları da ona bırakmışsın, Mustafa'ya bırakmışsın. Kaçmışsın, gitmişsin, kendini canını kurtarmışsın. Peki. O tandırdan bir canlı yayın yapalım mı? Hazır mı Ayşegül arkadaşlar? Hazırsa. Bir Ayşegül'ü bir görelim, o tandırı bir görelim. Şimdi o tandır aslında, sen gör, anlat bize daha rahat anlayacağız Ayşegül'cüğüm. Anlatır mısın? Aslında şöyle, tabii bu olay 26-27 ya da işte o yıl çok yıllar önce olduğu için... ve o sırada da işte evin etrafında yani Naciye Hanım evini bile tanımadı yani. Ama tandır duruyor orada. Bir anlat bakayım lütfen Ayşegül'cüğüm. Sen duyduklarını İyi da söyle. İyi yayınlar Didem Hanım. Sağ ol canım. O dönem Hamit ve Naciye Hanım'ın oturduğu evin bahçesinde bulunan tandırın oradayız şu an. Didem Hanım şu an bu tandırın o dönemde daha geniş bir alan iç alanı olduğu söyleniliyor. Bir dakika dur bakayım. Ama kullanılan... Bir dakika tatlım. Naciye Hanım tandır daha mı genişti? Daha mı büyüktü? Görüyor musun arkamda tandır? Tandır o da yani. Hayır, ağzı daha mı genişti? Ağzı aynı. Kenarları aynı, kırılmış. Ağzı, aynı tandır aynı yani. Aynen, değişiklik yok. Kenarları kırılmış. Kırılmış. Yani. Devam et Ayşegül'cüğüm. Daha öncesinde bunun içinin de daha geniş olduğu söyleniliyor Didem Hanım. Hatta şöyle söylüyor yeni ev sahibi. Biz buraya o dönem taşındığımız zaman diyor... Bu tandırın içine düşebilecek bir insan boyutunda bir derinlik vardı diyor. Yani Hamit'in aslında buraya düşmesi çok mümkün gözüküyor. Yani şu an böyle biraz şey gözüküyor. Hani ben içine girmeye çalışsam şöyle göstereyim size. Göster bakayım. Şu boyda hemen bu şekilde burada kalıyor. Fakat ha, o kadar. Şu anki oturan yeni ev sahibi evet daha geniş olduğunu söylüyor. Yani biz ilk taşındığımız zaman bu tandırın... Bu evin oraya diyor ilk taşındığımız zamanlarda
Bir boy 1.70, 1.80 boyları kadar derinliği vardı diyor. Ha, o kadar derin oluyor muydu Neriman? Ha, o kadar derin benim oluyordu. Benim boyum geçik bile oluyorlar. Ha, senin... Boy boylu, küçüklüğü büyüklüğü boyu. Babanın 12 düştü. Taş gibi çöp gibi bir şey atmışlar ya, ondan altı dolmuş, ondan kısa gibi duruyor boyu. Derin derin miydi Toprak Naciye Hanım? Derin. Naciye Hanım derin miydi? Derin de herhalde. Derin de değil mi? Ama sonuçta yani senin baban da yaşlı, senin kocan da tam o sırada yaşı var ama yani bir gözü de görmüyor diyorsun. Hiç görmüyordum benim bildiğim bileli. Ama şimdi mesele şu, yani beni ittiler sana demesi enteresan yani. Ya herkes vardı, beni biri itti dedi, üç kere tekrarladı. Ben gittik Rabia, bize dedin gidin eve dedi, sonra eve geldi bana kızdı, bir daha seni orada görmeyeyim dedi. Yani peki kim itti? Sonra eve getirdiniz mi babanızı siz? Hayır. Orada Mustafa Gildi hastaneye kaldırmışlar. Sonra hastanede tedavi görmüş. Tekrar eve yollamışlar. Hı hı. Bir de Rabia kızına falan öyle söyledi dedim ya. Bir de o gün ne dedi biliyor musun? Senin deden daha yaşayacaktı dedi. Mustafa onun ilaçları odaya sıkıp kapıyı örtmeseydi o daha yaşayacaktı dedi. Ne yapmış ne yapmış ilaçları? Hı, kızına öyle söyledi. Yani odasına kapıyı kapatmasaydı deden daha yaşayacaktı dedi. Doktor hani eski babasını toprak. Babasını öldürmek demiş. İçin girişimlerde bulunmuş yani. Evet öyle. Dedi kızına öyle anlattı. Rabia da Mustafa'nın aynı anneden olan evet. Ablası oluyor. Evet. Ya aslında bunlar abilerin hepsi bunun bir cinayet olduğunu biliyorlar yani. Biliyorlar. Bir de Rabia üvennemle, üvennem babam öldükten sonra üvennemle yengemi çağırdı. Ben çay içmeye falan çağırırlar sandım. O dönem abimle konuşmuyordu. Bir konuşuyorlar bir konuşmuyorlar. Hı hı. Dedi ki Neriman'ın kimliğini Mustafa yollasın, sıkıntı çıkartmasın. Yoksa her şeyi gider anlatırım. Artık Cemile olayını mı gidip anlatacak birine, kime anlatacaksa. Bir daha söyler misin? Bir daha söyle. Neriman'ın kimliğini dedi. Naciye orada oturuyorlar. Yani Naciye yengemi çağırdı. Neriman'ın kimliğini yollasın dedi. Hı hı. Yoksa dedi gider her şeyi anlatırım, sıkıntı çıkartmasın dedi. Sonra benim kimliğimi Mustafa yolladı. O dönem Rabia Mustafa ile küstü. Bir küsüyorlar bir barışıyorlar. Ama kime ne söyleyecek Cemile hakkından başka bir olayım bilmiyorum. Sen olayı hatırlıyor musun Naciye Hanım? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyordur belki. Ama çok yaşlı değil yani. Yaşlı değil de çok dertli. Gençsin, sıkıncı yani. Ben bunu geçen de söyledim. Böyle böyle söyledi diye. Hani ne söyleyecekti diye. Bu bilmiyorum hatırlamıyorum dedi. Mesela tendür falan yani gerekiyor. Ama sadece Cemile'yi çıkarın. Ona gerek yok yani. Ama şöyle bir şey. Eğer gerçekten... O tendür mendür gerek yok ama yani. Ama Hamit Bey'i de gerçekten zehirlemişlerse... Ya bilmiyorum. Ne ve bilmiyorum, o zaman bilmiyorum. Bir tane cinayet değil, iki tane. Hatta Almanca Emin üç tane. Bilmiyorum. Hatta senin kardeşin Hatice'nin de, Mustafa'nın karısı Hatice'nin de Almanca Emin'den hamile kaldığı bir çocuk yaptığı, o çocuğu da öldürdü. Ya kim, dört tane cinayet var ya diyorlar. Ya kim dedi ona, kim dedi bilmiyorum. Hı? Hiç görmedim bilmiyorum yani. Ne, bir de tanıyorum, bir de bir de bir de Kamil ortalıklarda yok. 5 tane. Bir kadın karısı yokmuş Emin'in mi? Bir de o, doğru. Mı? Bir de Emin, hı. Almanca Emin'in karısı ortalıklarda yok. Emin'e 6 tane cinayet var. Az mı? Tanımıyorum. Belki de daha bilmediğimiz daha çok şey vardır. Daha var. Daha var mı? Bunları biz biliyoruz. Olabilir falan. Belki yani. Dahası var. Peki Kamil'i sen hiç oralarda görüyor muydun? Ben Kamil'i iki kere gördüm. Bilmiyordum onun kocası olduğunu. Ablam kaybolduktan sonra bir kere bir adam gelmiş. Yeni köylüler bizim evi göstermiş. Ayşegül'e bir soru soracağım. Evet tamam devam et. Evet. Bu Cemile'nin kocası dediler. Adam babamla tartıştı gitti. Hı-hı. Ben bir daha aynı adamı yine gördüm uzaklıkta. Esmer'de yine gördüm. Aynı adamı anladım. Cemile'nin kocası demişlerdi. Jandarma vardı adamın yanında. Birkaç kez köye gelip gitti. İki kere geldi. Bir kendi geldi bir de jandarma ile geldi. Naciye Hanım orada ondan mıydı? Sonra bir daha adamı görmedim ben. Naciye ben 5 sene önce duydum adamın da o tarihte kaybolduğunu. Tamam, Naciye Hanım orada mıydı Kamil geldiğinde? Kamil'i oradaydı görmedim. Ama gördüğünü bilmiyorum. Görmedim. Hiç görmedim. Evdeydi o dönem ama gördüğünü görmedim hiç yani. Hiç görmedim. O hiç görmediğini söylüyor Kamil'i. Ama Kamil tabii karısını aramaya gelip gitmiş Balıkesir'e yani. Evet. Ayşegül peki bütün bu iddiaları biz konuşurken sen Mustafa ile zaman zaman tabii etik habercilik gereği biz onu da dinlemek istiyoruz. Hakkındaki suçlamalarla ilgili kendisini dinlemek istiyoruz. Hala kendisini kamufle ediyor mu? Şapkayla maskeyle dolaşıyor mu? Hı-hı. Ne yapıyor Mustafa? Didem Hanım yani zaman zaman gördüğümüzde kendi aracının içine binerken tabii ki de kasketini ve maskesini takıp köyden o şekilde çıkış yapıyor. Fakat köye geldiği zaman camide arkadaşlarıyla oturduğu zaman tabii ki de maskeyi çıkartıyor. Ama kafasında yine zaman zaman şapkası oluyor, bulunuyor. Kepini hemen gözünün oraya kadar indiriyor. Hatta biz de görünce tanımakta zorlanıyoruz yani kendisini. Peki ben hala Mustafa'nın hakkındaki iddiaları ne söyleyeceğini merak ediyorum gerçekten. Cemile'nin cinayetini ve diğer iddiaların hepsini sormaya devam edeceğiz. Neriman'ın anlatacakları daha bitmedi, soracaklarım var kendisine ben ama Çakır ailesinin yüzleşmesini merak ediyorum burada. Onlar da heyecanlılar herhalde, oğullarıyla beraber buradalar. Bakalım gelinleri ve torunları geldiğinde ne yaşanacak? Hep birlikte tanıklık edeceksiniz ama iş Recep'in anlattığı gibi değil galiba.
iş daha farklı ya da bilmiyorum karı koca ve çocuklar yüzleşince ortaya çıkacak. Girsin hatırlatması, onları yüzleştirelim. Zahra Hanım, hı hı, bu lüks hayat istiyor. Ben de paramı koysam, bu da koysa onun biz hakkından gelemeyiz. Ya Selim kızım, oğlum gelin eve. Kızı lüks yaşamak için annesini ve kardeşini kaçırdı. Fırıncı Recep'in hikayesi herkesi şok etti. Neden kızın ve oğlun annelerini alarak, eşini alarak evden kaçtılar Recep? Evde durumlar biraz şey, yani gergin. Biraz annemler de agresif. Benim torun Zahra Hanım, hı hı, bu lüks hayat istiyor. Lüks hayat. Bunun aldığı para nekin? 6-7 milyar, 6-7 bin lira bir para. Annesini nasıl kandırıyor peki? Kandırıyor. Bunu diyor, bu diyor iş adamı mı diyor? Hadi kalk gidelim diyor. Yani neler diyor daha? Kızın kalk gidelim sana? Diyor, bu iş adamı mı bu diyor. Ne istiyor? Zahra ne istedi senden varlık, mesela? Varlık, para, baba? Pul. Telefon biz istiyor. Birçok şeyler yani istedi. Ben de paramı koysam, bu da koysa onun biz hakkından gelemeyiz. 6 gün önce ne oldu da bu kez evden gittiler? Biz eşinle beraber 16 yıldır yan yana yatmış. Neden? Gelmiyor yanıma. Kimle yatıyor? Kızımla aynı odada yatıyorlar. Gel dedim, beraber uyuyalım dedim. Tamam. Tamam geliyorum dedi, gitti. Yattı, bekledim bekledim, geleceği gideceği yok. Ne oldu, niye gelmiyorsun dedim, bağırmaya başladı bana. Hı. Ben de kızdım, niye gelmiyorsun dedim. Tamam. Sonra kızım hemen bağırdı, çağırdı. Tamam. Hemen polis aradı, bir şey anlamadık. Polis ne zaman geldi? Polis geldi, beni dışarı çıkardı. Ben de yukarı çıktım, sabahleyin bir tek araçlara indim kendi evime. Baktım gitmişler, gene kaçmışlar. Eşim, Aysel'im, kızım, oğlum gelin eve. Ya, eve gelin eve, ben size bir şey yapmadım. Ara sıra çatışmalarımız oldu, o olacak. Ailede, bütün ailede de çatışmalar oluyor. Olmayacak diye bir şey yok ama evden kaçmak bir çözüm değil. Eve gelin, başka bir şey istemiyorum sizden. Vallahi Recep, cuma günü eve gelin, eve gelin dedin sevgili Recep. Annen Cemile Hanım'la, baban İrfan Bey'le beraber eve dönerler mi bilmiyorum. Çünkü öyle şeyler yaşanmış ki, öyle şeyler yaşanmış ki. Ya birazdan bilmiyorum bu iddiaları Recep ne diyecek, gerçekten çok merak ediyorum Recep. Yaptıysan var ya, onda birini bile yaptıysan yani yazıklar olsun yani, eğer doğruysa bak bir şeyde bırakıyorum. Aysel Hanım bir gelsin lütfen. Recep'in eşi ve 7-8 gündür de evden kaçtığını söylemişti. Aysel Hanım, önce eşi gelecek, Aysel Çakır, arkasından Sahra'yı ve oğlu İrfan'ı çağıracağız. Aysel Hanım buyurun lütfen. Hoş geldin. Gel Aysel. Evet, çok hoş. Önce karı koca konuşsun istiyorum. Bir müdahale etmeyin. Rahat otursana, telefonu cebinden, bak telefon da kırılacak. Telefonu çıkar dışarı. Arkanı bir yaslan bakayım Recep. Hoş geldin Aysel. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Siz kaç nasılsın? Gün oldu evden gideli? 8. gün bugün. Değil mi? Bugün 8 gün oldu. Evet. Doğru hesaplamışım. Cuma günü geldiğinde 6, bugün 8. Evet. 8. Evden kaçtın mı? Recep seni evden kovdu mu? Recep beni evden kovdu. 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 O bize kaçtı demişti. Ben hiçbir zaman evimden kaçmadım zaten. Hep kovuldum. Hep kovuldun. Hep kovuldum. 7-8 kez gitti dedi. Her seferinde de kovdu mu seni? Yok, 4 kez gittim. 4 kez. 4 kezinde de kovuldum. 4 kez kovuldun. Peki neden öyle? Yani en son neden seni evden kovdu? Hiç bilmiyorum. Normal çayımızı içtik, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik. Hı? Uykumuz geldi, yatmaya gittik. 5 dakika ya geçmedi, ya geçti ya geçmedi, bilemem. Bağırmaya başladı birden. Hayır, hayır. Evet. Hayır. Bağırmaya başladı. Hayır, hayır, ben sana bağırmaya başlamadım. Sen gittin yattın, ben sana yanıma gel, beraber uyuyalım dedim. Sen gittin yattın, birazdan gelirim dedin, gelmedin. Saat 11 mi? 11 buçuk mu ne oldu? Ben sana bakmaya geldim. Gelmiyor mu dedim. Sen gelmiyor mu dedin. Bu. Öyle bir şey yok. Bir de şiddet uygulamadım ben size. Ona geçmeden önce. Anladığım kadarıyla ayrı yatıyor olmanızdan Recep çok rahatsız. Didem Hanım zaten eşim vardiyalı çalışıyor. Geceli gündüzlü çalışıyor. Bizim yattığımız da divandır. Oğlan yatmadığı için ben de yatak daha rahat oluyor. Oraya geçiyorum, oraya yatıyorum. Bunların hepsi bilmiyorum yani.
Nasıl desem, ne desem, yani benim yatmamla kalkmamla. Hayır, bir evlenirken sen ne şey yapıyorsun? Ne söz veriyorsun mesela evlenirken? İyilikte, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diyor. Sen ayrı yatıyorsan. Ona kim sebep oldu? Neyse, ben sebep olmadım. Kim sebep oldu ona? Ben sebep olmadım ona. Nasıl sebep olmuyorsun sen ya? Ben sebep olmadım. Döktürme. Ben sebep olmadım. Sen bana ne diyorsun? Bu odaya girmeyeceksin diyorsun. Ben gece gündüz çalışırken girmeyeceksin, uyurken girmeyeceksin. Ben fırıncı adamım. Gece gündüz değil Recep. Sinirleniyorsun bir şey ya. Bu odaya girmeyeceksin diyorsun. Hayır, ben girmeyeceksin demiyorum. Ben uyurken rahatsız etmeyin beni diyorum sadece. Seni rahatsız eden var mı? Aslında o odaya girmeni senin Recep istemiyor anladığım kadarıyla. İstemiyor. Didem Hanım istemiyor. Bütün duvarlar bana şey, yani benim evde ne söz hakkım var, ne değerim var. Hayır, imkansız. Hiçbir şeyim yok benim. Hiç değerin yok mu? Söz hakkın yok mu? Ha, yalan söyleyeyim bak. 2 sene çok iyiydi. İki sene çok iyiydi. Ondan sonra... Ne oldu 2 seneden sonra? Bilmiyorum ne olduğunu. Yani aslında aranızı biraz da Cemile Hanım mı bozdu? Kayınvaliden bozdu diyebilir misin? Onların etkisi de var ama. Asıl problem Recep mi? Eşimde de var. Öfke sorunu var. Bir şeye çok sinirlendiği zaman hiç kimseyi görmez Recep. Rüya görüyormuş galiba. Yani senin onu aldattığını rüyasında görüyormuş. Evet, bana kaç kere dedi. Sonra bunu gerçek gibi görüp. Hayır. Gerçek gibi görüp arkasından da Hakan şunu dediğim şekilde gider misin ya? Bir dakika lütfen. Bunu yapar mısın sadece? Onu yap Hakan. Tamam canım. Tamam hadi. Ondan sonra ve şey, gece rüya görüyor. Sen mi anlat ya? Ne yapıyormuş Recep? Gece rüyasını seni nasıl görüyor? Gece rüya değil ya, normal bir uykuda uyansın. Bana 3 kere dedi bunu. Normal uyuyor yani. Kalktıktan sonra sinirli bir şekilde uyanıyor. Evet. Ne oldu? Hayır. Demeye kalmadan ne bana yapıyorsun? Onları söylüyor. Dedim ya, ne saçma bir şey. Ne diyor yani? Beni ya aldattın mı? Zaten aşırı kıskançtır Recep. Recep aşırı kıskanç. Yani gece gündüz ya da rüyasında sen onu aldatıyormuşsun. Bunun gerçek olduğunu düşünüyor. Evet. Hayır. Uyanıyor ve diyor ki, beni aldattın mı diye soruyor. Hayır öyle bir şey demedim ben bugüne kadar ona. Öyle diyor. Dedin. Hayır demedim. Dedin. Demedim. Bir de inkar ediyor dediklerini ya. Dediklerini inkar ediyorum. 7 defa bir evden kaçan. Pardon. Ama pardon. Ben ya. iyi davrandım ona. Ben özür dile. Kaçmıyorum. Özür dile. Türk ben kadınlarından özür dile. Bir dakika dur ya. Kovuluyorum. Bir dakika. Ben seni evden. Türk kadınlarından, Türkiye'deki kadınlardan özür dilerim de. Ya. Özür dilerim. Tamam. Tamam, akıllı ol. Tamam. Tamam. Devam ediyoruz. Tamam mı? Ben Aysel'e benzemem. Tamam. Devam et Aysel'cim, ne yapıyor? Ya o sen dinle onu, iddialara yanıt vereceksin yani. Ya peki sen acaba yanlış anlıyor olabilir misin? Rüyasını mı sana anlatıyor? Ya rüyasını ya bir 2 kere dedi zaten bana onu. Ben o kadar şey değil yani, kıskanç ya birazcık da. Ben işten gelince de kızar bana. İşte ben onu aramasam ben arayacağım Recep'i mesela telefondan. Recep beni aramaz. Ben onu arayacağım. Tamam. 2 dakika telefona bakamıyorum ya mesela, işteyim ben, ev işindeyim. 2 dakika bakamıyorum. Neredesin sen de eşin sen? Fırıncı, sen de destek olmak için ev işlerine gidiyorsun. Evet, ev işlerine gidiyorum ben. Şimdi Recep, o kadar çok sevdiğin için mi acaba rüyanda böyle rüyalar görüp aldattığını düşünüyor olabilir misin? Ben, oldu mu öyle bir şey? Olmadı öyle bir şey. Ben öyle bir rüya gördüğümü söylemedim ona. Niye söylesin Aysel böyle bir şeyi peki? Olmayan bir şeyi neden söylesin? Ben söylemedim ona. Demişsen bir sefer demiştin ama 200 defa ben öyle bir şey söylemedim. Bir defa dedin ama böyle bir şey. Dedim ama ona öyle bir şey söyleme, aldatıyor falan diye bir şey söylemedim ben ona. Kıskanıyor musun çok Aysel'i o zaman? Kıskanırım, eşim çünkü o benim. Seven kıskanır. Ama yani normal tabii ki, ama tatlı ama abartısı da bir süre sonra psikolojik şiddete giriyor yani. Hayır. Eşimi kıskanıyorum. Sevdiğim için zaten onu şey yapıyorum ben. Sevdiğim için yapıyorum. Sence bu sevgi mi? O da onu kıskanıyor. Hı? O da bunu kıskanıyor. Ben kayınvaliden diyor ki, Cemile Hanım'ı da görelim. Cemile Hanım da diyor ki, o da bunu kıskanıyor. Recep'i kıskanıyor. Bunlar diyor. Birbirlerini çok seviyor. Çok seviyorlar. Gerçekten bak, bu sevgiden kaynaklanan bir şey. Ben çünkü o eve gittim gidene kovuluyorum. Kayınvalidem tarafından da kovuldum. Kaç kere kovuldum. Sen git bu evden dedi bana ya. Niye peki Cemile Hanım kovuyorsun? Recep'le bizi beraber kovuyor. İkinizi beraber. İlk zaten beraber mi gitmişsiniz? Bir de dediği laf şu. Ben şimdiye kadar bu evde oturdum. Git baban baksın sana. Bunu kaç kere dedi? Niye dedin Cemile Hanım? Ben mi dedim o lafı? Evet öyle dedim. Ben mi? Dedin. Allah, Aysel, vallahi da billahi da 65 yaşındayım. Bunu 40 kere yalan söyledim.
Geç çok onlara bak. Yalancısın. Geç çok onlara. Gidin dur, dedim. Dur. İkinize bir Cuma gidin dedim. Bak. Gidin. Bir tamamlasın bir dinle sen yanıt verirsin. Sus bir dinleme Söyle. Öğren. Dinleme öğren. İkiniz bir gidin dedim. Artık ben şekerim 500 oluyor. Sizin dardarınıza yetişemiyorum dedim. Bu da aşağı kalmıyor. Bu da o sen bunu bir görsen bu havalara kalkıyor bu. Ben bunun evine 5 senedir hiç uğramıyorum. 10 senedir evet, bu benim elime gidiyoruz. Evime bayramlaşma gelmiyor. Bu yanar döner gibi. Ne yapar? Bir gün olur. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Sabah bir tepme vura. Bunun Kim? Böyle ben, bir huyu var. Ben vuruyorum size. Ben vuruyorum size. Ben şimdi ne kadar babama da sana da saygısızlık ettim mi? Ettiğin zaman doğdu. O ettim. Sizin kafanıza göre ettim. Ben size hiç mahalleye de sorulabilir. Her şey sorulsun. Ben yavrum kuzum dedim. Bir dakika, dedim. Cemile Hanım bir şey söyleyeceğim. Hayatta Cemile siz bana yavrum kuzum. Gelin gelmiş bak. Oğlun da dinliyor. Daha yeni gelmiş. Düğünde takılar takmışsın. Ondan sonra da gelmiş o takıları senin kolundan zorla almış. Öyle evet, mi? Evet, doğru Recep'in dediği. Zorla aldık da ne yaptık? Dedim. Ekmek kurunu açmadık mı? Hayır. Hayır, açmadın. Hayır, açmadık. Saat gidiyorum ben. Ne kalk işlerseniz işlen. Dur. Ne kalk işlerseniz işlen. Ekmek fırını olayı ekmek fırını açtık. Takıları verdiniz. Biz ekmekte ikimiz bir çalışacağız dediniz. Ekmek fırınında. Sonradan bu adam ne yaptı? Fırına bu adam gitti. O yalnız başaramadı. Bunlar saat 11 Hayır, oluyor. Anne, ondan yanlış, sonra oğlunu bir dinle. Yanlış, bir oğlunu dinle abi, önce. Yanlış. Dede daha önce de anlattım. Bilezikleri aldın. Aysel pencereden kaçtı gitti dedim. Ben de peşinden evet, gittim. Eşimi evet, yalnız bırakmak istemiyorum dedim. Ben eşimi seviyorum dedim. Peşinden gittim. 2 sene kirada kaldık. Kendisi evet, yalansa yalan desin doğru, bana. 2 sene biz kiralarda yeniden eşya aldık ikinci el. Yeniden televizyon aldık. Yeniden şey aldık. Altınları senin elinden zorla mı aldı? Evet. Yalan evet, söyle be. Yalan. Allah beni şuradan kaldırmasın. Bu küllü yalan. Zorla küllü aldım, yalan Ayşe. Şu yüzüğü de almak istediler. Onu vermediğim için üstüne yürüdüler. Hayır, ben... Alyansı duruyor göstersene hayır, Hakan. Alyans... Bak, bak, almışını, yukarı bak gösteriyor Alyansı. Hayır Alyansını. Bu almış onu. Onlar ben değil. Kiraya... İki tane yüzük aldım ben lan. İkisi de yok. İki tane yüzük aldım düğünde. İkisi de yok. Küpe merdiven sildim geldim sana parasını verdim. Bundan küpe al dedim. Küpeleri gittin aldın. Yaprak küpe almışsın. İyi güzel memnun oldum. Onlar da yok. Sahra'nın koluna doğumunda bilezik yaptım. Onlar da evet, yok. Düğünde iki tane bilezik yaptım. Bunlar da yok. Evet, yok. 20 gram bilezik. Ben size ne dedim? Ne ben yapıyorsunuz altınları? Altınları ne yapıyorsunuz o sırada? Nereye gidiyor altınlar? Yok. Ev yaptılar. Evin ikinci, üçüncü katları çıkıldı. Fırın falan yapılmadı yani. Altınları kime veriyorlar anlamadım yani. Altını ben buna saydıklarımı buna aldım. Verdi kim? O ne yaptı altınları? Bilmiyorum işte sor. İşte tamam söyle ne yaptın altınları? Recep'e sorsun da. Haydi Recep sana sorduk. Ne altını ben? Sünnetlik altınlarını attın diyor. Altın, İki tane sünnet bilezik gitti, takıldı. Bilezik değil ki bizim konumuz altın değil ki bizim konumuz. Ya benim emeğim nerede o zaman? Sorun 20 nereden çıkıyor? 20 seneden beri benim emeğim nerede? Tamam o zaman. Nereden ne yaptın da siz altınları bilezikleri aldın. Araba bana altın dedim, bilezik demeyin bakın. Bir dakika Cemile Hanım onu dinle şimdi. Ben altını bileziğe gelmedim buraya. Mala mülke de gelmedim. Hı. Eviniz ya oturun. Benim eşim mal mülk sevdalısı değil onu baştan değil, söyleyeyim. Değil. Ondan sonra değil, onu da geçeyim değil, ben burayı benim kendimi eşim... de savunmaya gelmedim kızımı savunmaya geldim. Benim kızım lüks hayatı nerede benim kızımın ya? Bir daha onu ona geleceğiz. Bir dakika Aysel Hanım ona geleceğiz ama. Bütün mesele aslında Recep'le aranızdaki sıkıntılardan dolayı Sahra da seni korumak istemiş. Evet. Seni korumak istediği için önce ben karı kocanın arasındaki meseleyi bir anlamaya çalıştığım için ayrı ayrı davet etmeyi ben istedim. Ayrı ayrı. Çünkü ama ikinizin arasındaki bir problemler var. Çocuklar sonra zaten dahil oluyorlar. Sen diyorsun ki 22 yıllık evliliğimizde ikinci yıldan sonra sıkıntılar başladı evet, diyorsun. Bu adam sana ne yaptı? Kavga hangi ya kıskançlık mı bütün ya, mesele? Ya psikolojik şiddet var bende. Ne istiyor senden peki? Niye psikolojik şiddet uyguluyor? Ya bilmiyorum neden ki. Olamaz anlamıyorum tabii. Anlamıyorum da. Gerçekten yani evimi yapmaya çalışıyorum. Yani yemeğimi, aşımı, bulaşımı, çamaşırımı evet, gitme dediği yerlere kesinlikle gitmiyorum. Niye canım istediğin yere gidebilirsin gidemem yani. Gidemem ben. Ben gidemem. Yer, İşe giderim, işten eve gelirim. Benim sosyal bir hayatım yok, arkadaşım yoktur benim. Benim çevrem de yok. O hiç kadar, kimsem o yok kadar yani yalnızlaştın benim, yani. Evet. Ailenle görüşebiliyorum. Ben yalnızım ya benim çocuklarım olmasa... Ben yalnızım. Ailen yok mu peki senin ailen? Ailem var. Onlar babam sahip çıkmadığı için zaten hepsi daha bu kadar. Ailen sahip çıkmadı ben sahip çıktım sana.
Hepsi dargın. Çok sahip çıktın gerçekten. Hem ben psikolojik hem şiddet. Çok şiddet güzel sahip çıktınız, sağ olun. Ben sana şiddet uygulamadım. Bunu uydurmayın. Nasıl yalan uygulamadın ya sen? Çok yalan söylüyorsun. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ne oldu Sercin? Evden evet. Karşı şiddet uyguladım dedi de. Evet az önce itiraf. Bak çok dedektif gibi. Çok dikkatli bir şey. Az önce itiraf ettin ağzından. Şey dedin ya kadınlar. Ama şunu biliyorum. Ya o kadar çok kıskanç hayır, ki. Şiddet, bir dakika, bir dakika lütfen. Şiddet uygulamadı söylemedim. Duymaz o. Bir kez. Bir dakika dur. Bir dakika. Diyor ki ben yazın diyor duşa bile giremiyorum. Duşa girdiğim zaman bile yazın. Benim neden duşa girdiğimi bile sorgulayan bir insanla evliyim diyor. Doğru mu? Doğru. Giremiyor musun yazın duşa? Giremem. Girince ne oluyor? Kavga oluyor. Bana ne senin duşundan girersen gir. Ne o alaka? O kadar kıskanç diyorum ya, yani. O onu, kadar... onu nereden çıkarıyorsun sen? Kim çıkartıyor onu ya? Kim çıkartıyor? Benim duşuna ben niye karışayım ki? Bak burayı tamam mı? Ben sanki size iftira atıymışım gibi şey hayır, yapıyorsunuz. Hayır estağfurullah sen bana iftira falan attın yok. Evet duşa gitti ben Allah Recep, Allah. Şimdiye kadar baskıladınız bak. Şimdiye kadar beni baskıladınız. Tamam mı? Benim dediklerim hep yalan, sizin dedikleriniz hepsi doğru. Sana yalan demiyorum ki ben. Dünkü, cuma günkü olayda da siz kendiniz anlattınız. Beni değil. Tamam kendimi. Evde anladım. Bir sopası varmış. Var. Öyle mi? Evde hatta sopa da değil de. Var. Bir döner. Ha, nasıl bir sopa? Şöyle ya keserin sapı diyorlar ya öyle bir şey. Of. Hep yani, onunla mı sana şiddet ediyorsun? Esas mı bu? Hayır, esas hayır. Esas mı? Cemile Hanım'la haberi yok. Esas mı? Hayır kız ya. Adam benim Allah'tan hayır. Yok. Allah'tan korkuyorsun sen. Nasıl hayır diyorsun? Ya bana odunla... Tamam, hiçbir şey yok. Ben sadece niye geldim biliyor musun? Boşanmaya geldim senden. Tamam. Ne olur beni azat et artık, tamam, tamam mı? Boşanın. Azat etme diye bir şey yok. Onun bak, yani sen istersen boşanabilirsin. Azat tamam. Et ne demek tamam. Yani? Açarsın davanı, boşanırsın. Artık. Ben Allah, boşanmaya boşanmak geldim istiyorsan zaten. Gerçekten. Evde bir döner bıçağın iki tane silahın hayır, varmış. Hayır yok öyle bir şey ya. Öyle diyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor odun yalan modun söylüyor. Yok. Yalan söylüyor. Hepsi yalan küllü yalan. Valla ben. Yani, valla. Yalan Allah, mı? Bak büyük yemin ettim. 65 yaşımdayım ben buradan kaldırmasın. Konuştukların çoğu yalan. Tamam duş alam. Bizim adamla bu da fırından emekli. Bu da fırından. Bunun da emeklisi hayır. Geldi. Bir görsene ondan Hakan. Sonra biz bak, ne yapıyoruz? Gündüz bu yıkanacaksa bu da canım işte hepimiz evliyiz. Ay hakkını ya. Helal edin bana. Hepimiz evliyiz. Bu da diyor Durko. Bu yorum alıştı ya. Ya yorum yapmayın ne olur Allah aşkına. Bu gece çalıştı. Hayatıma, bu da gececi oldu. Hayatıma tamam. Göre yorum yapıldı zaten. Recep babasına göre oldu. Davrandı bak. Bu da gündüzcü her oldu. Zaman bir, Recep tamam, babasına susar, göre davrandı. Susar mısınız? Susar mısınız? Bir dakikanızı rica ediyorum. Çok yalan söylüyorum. Yalan söylediğin yerler. Herkes yalan söylüyor. Tek şey değil. Boşanacaksan boşanalım. Tamam. Evet. Ben boşanmaya geldim. Ben de boşandım. Ben uğraştım. 7 defa evden kaçtın. Uğraştım. Kaçmadım. 8'in. Kovuldum. Ben seni kovmadım. Kovuldum. O konuda yalan söylemeyin. Ben sizi kovmadım. Bunlar kovmuş olmalıdır. Didem Hanım ne yapıyordun biliyor musun? Ne yapıyordun? Çocuklarım küçük. Kayınpederim de bilmez bunu, kayınvalidem de bilmez bunu. Hı. Bilmiyor, kimse bilmiyor bunu. Recep beni. Evet. Saat 11.30, 12. Kışın ortasında o balkon kapısında ben beklerdim. Çocuklarım içeride çünkü bu içeri sokmazdım beni. Neden? Bilmiyor mu kayınvalidem, kayınpederin? Hayır. Bu da yalan. Yalan, evet. Bilmiyor diyor ama bak haberi yok diyor. Didem Hanım atlı üstlüyüz. Bu aşırı anne beni Recep işe sokmadı diye bağırsa ya. Eve amin beni dese ya. Sahra seni bayağı iyi doldurmuş. Bravo benim vallahi. Sahra değil. Sen, şöyle yapalım Sahra gelsin mi? Bir dakika Sahra bir kızın geldi. Kızını suçladın ya. Bu kadar yalanı... Hoş geldin Sahra'cığım. Selam canım. Aslında sen anneni korumak için değil, böyle yuvayı dağıtmak için varmışsın. Baban seni suçluyor, doğru, evet. Doğru, Cemile, sen, doğru. Cemile, babaannen de öyle diyor. Dur bir dakika ben Sahra ile bir babasını yüzleştirmek doğru. İstiyorum. Anneyi de görelim lütfen. Hı-hı. Bir Cemile Hanım ne olur bir karışma, bir aile. Tamam. Onlar bir aileler tamam. Ya. Tamam. Onlar bir aileler yani. Sevgili hoş Sahra. Evet. Sevgili Sahra. Baban diyor ki ben hiç diyor anneme annesine kocasına şiddet uygulamadım. Ondan sonra annene şiddet uygulamamış. Ondan sonra senin lüks hayatın, lüks yaşam beklentin olduğu için onları da karşılayamadığım için annesini doldurdu ve beraber evden kaçtılar diyor. Yalan. Yalan. Baba ne yaptı size? Babam 4 anne bitirsin. Başladı. Anne 4 ben 4 yaşından beri anneme şiddet uyguluyor zaten.
4 yaşından beri. Evet, ben 4 yaşından beri gece yarıları sürekli biz uyuduğumuzda ben kalkıyordum. Gece yapma mi baba diyordum. Bu geliyordu diyordu. Cemile Hanım mı? Aynen. Ben aşağı, ben yukarı çatıya çıkan kaçtan oldu. Sen benimle 4 yaşındaki ben alt kattadım, bodrumdadım. Benimle iletişim kurmaz mısın? Yalan yapma yavrum kuzum. Onlara bir sataşmadan alalım. Ben alt katta bodrumdadın sen 4 yaşında kana. Cemile Hanım bir dakika lütfen. Sen ilkokula gidiyordun, ben bodrumdadım. Çatıyı sonradan yaptık da çıktık bu dağda, yalan yapma ya. Tam alt kattaydım. Kavga sesini duyunca bize geliyordun yukarı. Zaten uyuyamıyordun. Elleme karışma git yat uyu diyordun. Ben de annemi dövüyor bırakayım mı diyordum. Bırak. Ben yalan hadi, konuşma. Bunlar şirket olmuş, şirket. Bunlar şirket olmuş. Vay be. Baban sana ne yaptı sonra? 20 yaşına kadar ben sana bakayım şu söylediğin yalanlara. Sen bak. Bana ne zaman baktın çok merak ettim. Bu yaşa kim getirdi seni? Annem getirdi. Yok ya. Kim çalıştı? Benim niye psikolojim bozuk? Senin yüzünden hayır, bozuk. Hayır nasıl benim yüzümden senin bozuk ya? Senin suratını bile görmek istemiyorum. Ben de senin suratını görmek istemiyorum bundan sus, sonra. Söyle, bak deme. Bu bir tehdit deme, gördüm. Deme, hep böyle tehdit ediyor. Döne, bak bu dışarı da. Bir karışma ne olur? Bir buna diyeyim ben. Lütfen. Ay, sesin çıkıyor. Sen evladına babana neler neler diyorsun. Ben hepsini sene attım. Sen bana neler diyordun? Ben sana bir şey demedim. Ya Allah sizi bildiği gibi. Ne dedin mesela? Sizi Allah ıslah etsin. Tamam. Seni de Allah ıslah etsin. Ne dedim ben sana? Buraya çıkıp yalan konuşmayın. Hayır ne dedim? Ne dedim ben sana? Ne dedim bugüne kadar ben sana? Harçlığını vermedim mi? Sen bana 250 lira para mı verdin? Ben gittim onunla telefon kılıfımı aldım. Kendi çalıştığım ya parayla geçen, aldım. Geçen işe gittiğinde ben para almaya gidiyorum demedin mi sen? Kalan paramı alacağım dedin. Al benim dedin. Param sonuçta. Bir dakika dinlesene lan. Ve sonra ben eve geldiğimde bana diyor ki. Bir dakika dinlesene. Kızım bir de anlatsın seni de dinleyeceğim. Ben eve geldiğimde annem beni yoldayken aradı. İki tane dedi ekmek al dedi gelirken dedi. Tamam. Anne dedim para yok zaten çok az bir para almıştım. Çalışıyorsun sen öyle mi sen? Çalışıyordum evet. Onunla da kendime bir şeyler aldım. Ki niye almayayım bayram üstü zaten bayramlık bir şey almaz. Ne zaman sorsam. Ne? Almazsın. Ekipler evin her tarafını çektim. Sen kaç yaşındasın kızım? 20 yaşındayım aslında. 20 yaşındasın. Çamaşırı çıktı evden. Bir dakika Cemile Hanım bir dakika. Yok. Yani ben evin geçimiyle fazla ilgilenmiyorum. Ben hı-hı iletişim fazla kendisiyle de kurmuyorum zaten. Ben babandan sürekli sevmiyorsun babanı. Sevmiyorum evet. Senin bir lüks hayat beklentinin falan var mı böyle bir farklı? Yok asla. Var. Olmaz oğlum mu var? Abla eve bizim buzdolabı bomboştur. Biz annemle her akşam makarna yaparız makarna yeriz. Ve ben bunun yüzüne hiçbir zaman gidip sen eve bir şey almıyorsun. Oo. Bu evde hiçbir şey yok görüyor demedim. Mu? Hiçbir zaman sen şunu yapmıyorsun. Ve geçen gün yayında demiş ki sen nasıl bir babasın. Ben hiçbir zaman bunca bunu şeye dedin, rağmen. Bunu dedin bana. Sus. Bunu dedin bunca bana. Şeye rağmen, babanı sus deme de lütfen. Bunca ama şeye rağmen. Hakaret bak, hiçbir şekilde etmedi. Şu anda bile saygısızlık yapıyorsun bana sus diyerekten. Ben senin babanım. Siz İntihar niye çıkıp, de madem ben senin kızınım sen niye çıkıp yalan yanlış ben lüks hayat istiyorum. Ben yalan yanlış şey söylemedim. Yalan söylüyorsunuz. Hayır ben yalan söylemedim. Yalan söylüyorsun. Hayır bu, ben yalan söylemedim. Bir dakika. Boşanma davası açmış annemi. Pazar günü bizi evden kovdu. Kendisiyle konuştuk. Son konuşmasını anlatsın bana. Bir dakika ben anlatacağım. Boşanma sen davası değil, açmış. Sen değil. O davada annen anlatacak. Bir dakika sen kızı. Bir dakika. Annesini anlasın, savunabilir. Boşanma söyle davası açmış. Annemi hı aradı o zaman. Eve geri dön bilmem ne diye. Sonra bana ben atmıştım. WhatsApp'tan yazmış ki annene bunu göster. Kızım evet. Ondan sonra ben aradım. Çünkü bunun kanıtı var. Yalanlayamıyorsun. Niye yalanlayacak? Ben aradım. Arama artık dedim. Yeter dedim. Rahat dedim. Bırak dedim. Bana bağırdı telefonda. Ondan sonra sürekli annemi arıyor arka arkaya. Sürekli işte bir şeyler yapıyor. Yalvarıyor. Ama hep de aynı şeyi tekrarlıyor. Yalvardığımı da söyledim. 7 tamam, defa yalvardım. Tamam bak bunu yalanlamıyorum. Yapıyor, yalvarıyor. Sizi öldürmekle tehdit ettim. Evet. He? Hayır etmedim. Onu uydurma. Telefonda 2-3 kere konuştuk. Ondan sonra gelmeyeceğiz dedim. Rahat bırak artık dedim. Arama dedim. Annemi de beni de dedim. Sen ne dedin telefonda? Demedim. Demedim. Telefonda bana sen bana öyle miyim? Konuşamazsın. Babanla miyim? Düzgün konuşayım. Babanla düzgün. Boşanana kadar hala ben senin babanı. Maalesef. Sen bana
Bunu babaya söylemezsin. Kaç defa dedim sen beceriksiz bir insansın dedim bana. Ben bunu... Babana hakaret ettin mi? Çok etti. Abla beceriksiz bir insansın diye 7 yaşındayken demiştim. 7 yaşındaki bir çocuk zaten, pardon özür diliyorum, 7. sınıfa giderken söyledim. 13 yaşındayken adım gibi de hatırlıyorum. Yalanım da yok. Telefon alacaktı. İstediğim bir telefon vardı ki 14-13 yaşındaki bir çocuk nereden bilebilir değil mi? Bir şeyi nereden bilebilir? O zaman dedim ki ya dedim hiçbir şey de beceremiyorsun dedim. Telefonu kapattım. Bu kadardı. Ben bunu hatırlamıyorum bile. Baban unutmamış ama galiba. Ben onu. 13 evet o kendi yaptıklarını unutur ama kendine söylenenleri asla unutmaz. Hayır hayır o gün bir telefon aldık mağazanın birinden. Ben o telefonu aldım. Bu mu şu an konu? Konu senin bana yaptığın saygısızlığı anlatıyorum sana. Ben o telefonu aldım. Ben dedim o telefonu istemiyorum. Daha bir telefon var onu al bana dedim. Ben de tık tık telefonun kutusunu açmadan başka mağazadan daha düşük bir telefonla başa baş takas yaptım. Bir dakika Recep bir dakika. Telefonu. Sahra baban emekli olmak istemiş. Sen emekli olmasını istememişsin. Emekli olmasını istememişim mi? Bizi en son Ramazan'dan önce yani Arife gününden de, önce evet. Evden kovduğunda. Ben evden kovmadım. Kovdun. Kovdun. Kapının kilitlerini değiştirdin, kovdun. Kovdum. İki gün aramadı. Ondan sonra bir geldi. Bizim hatları susar mısınız? Susar mısınız? Ne parası var Recep'in peki? Ne bileyim ben, ne parası var? Bunu 5 kuruş parasız bırakıyorsunuz, gidiyorsunuz. Bir dakika. Nasıl 5 kuruş bırakıyordun? Camdan giriyorsunuz. Ya bir de siz şunu dedin, ben bir konuşayım onu da anlatayım. Ondan sonra Cemile Hanım'ı göreyim lütfen. Cemile Hanım'dan bahsediyor şu anda. Evet. Onu da 30 bin lira borcu mu var Recep'in? Kendi diyor. İki tane telefon mu almış bize? Kendi ya orada diyor. Yanlış anlattı. Yanlış anlattı. Bir dakika. Recep'in borcu harcı yok. Televizyon bozuldu gitti. Geçen sene televizyon Cuma aldı. Cuma günü öyle dedi. 30 bin lira borcu var Hayır, dedi. Hayır borcu yok Recep'in. Dedi. Sen dedin. 5 milyar borcu vardır Recep'in varsa. Didem Hanım. 5 milyar. Tamam bir kayınpederim bir şey söylemek istiyor. Bu ne dedi? İki telefon aldım. Bir televizyon aldım dedi. Bunları ben bir hesapladım. 30-40 milyar. Yani 16 milyara televizyon aldım. Bir dakika. Bir dakika. Onu da söyleyeyim ondan sonra konuşacağım. Sen çalışmıyor musun Aysel'cim? Ben ev işlerine gidiyorum. Para kazanıyorsun. Kazanıyorum. Ne yapıyorsun o parayı? Ona ne veriyorum? Yapabilirim? Recep'e mi veriyorsun? Evet. O hiç para harcıyormuş. O ev idare ediyormuş. Sahra öyle diyor. Evet öyle. Benim adam paraları ne yapıyorum ben madem? Bu Allah kendi biliyor. Parasını kendi yiyormuş ne? Bu. Allah mı biliyor? Allah sizin her şeyinizi bu saatten öyle sonra diyor. Allah bunlar istersin. Öyle diyorlar. Öyle diyor Sahra Recep o kızın diyor ki babam kendi kazandığı parayı kendisine harcıyor. Sonra da biz de diyor annemin kazandığı parayla geçiriyoruz. Ya 4 bin lira para alıyor. Nasıl 4 bin lira ne geçindireceksin? 3 bin lira şöyle, bir şey söyleyeceğim. Onu içi böyle sesin çıkar mı olur mu tatlım? Dikkatimi dağıtıyor. Tamam. Kenara, bir yudum al kenara koy. Mesela elektrik faturalarını falan ödüyor. Ya da kendine hani böyle televizyon almış 24 bin lira telefon almış. Televizyonda son 2 tane taksiti kaldı zaten. Bunu kendisine de bizzat sordum. 5 milyar borcu var yok. Bana hiçbir zaman telefon alınmadı. Ben her şeyimi kendim aldım. Lüks hayatta istemiyorum. Nasıl son telefonunu? Onu ben kendim aldım. Hayır. Burada çok yalan söylüyorsun. Son telefonunu kendi telefonumu verdim 1. 5 bin kaç 3-4 bin lira para verdim 2. Para mı verdin? Verdim. Geç bu işleri. Çocuk geldi. O çocuğu da çağıralım istersen. Onu demiyorum. Bambaşka. Bir tane araba telefonu... istedin mi babadan? Hayır hiçbir zaman. Hayır. İstiyor. Hatta istemek değil. Dedim ki bak çalışayım. Çalış alalım dedim. Kredi çekelim. Ona araba bakmıştım oradan. Hala bildirimleri bana geliyor onun. Hı-hı. Hani araba istemek. Yani maddi durumları iyi değil. Ben neden böyle bir şey yapayım Peki, ki? Ben geceleri, dansız bir çocuk. Geceleri onu merak ediyorum. Geceleri sen bir saatte bir kalkıp evet, duruyor musun? Evet sürekli kalkıyorum. Bir saatte rüyalar bir. Görüyorum evet. Neden peki? Yani babamın rüyamda ya anneme zarar verdiğini ya da öldürdüğünü görüyorum. Oh. Bilmiyor. Hiçbir şey bilmez. Ben iletişim kurmam çünkü onunla hiçbir şekilde. Hep böyle mi? Sadece dışarı. Evet ben bunları sürekli görüyorum. Yalan söylüyorlar. Yalan ben rüyamadım. Bilmiyorsun. Küçükken de uyur gezer diyordu anası ona. Gece kalkıp geziyor Acaba diyordu. Acaba niye kalkıyordun? Tamam. Uyur geceleri gezer, küçük uyur gezer niye kalkıyordun? Niye kalkıyordun? Kalkıyordun değil mi? Tamam. Tamam. Her şeyde beni suçtunuz. Siz sanki ben hiç baba olmamışım 22 seneden beri. Ben seni bu yaşa getirmemişim. Değil mi? Ben başka bir şey başkalarına evli babalık yaptım. Tamam. Sana getirmemişim. Seni bu 20 yaşına ben getirdim. Annenle beraber biz getirdik. İkimiz getirdik seni bu 20 yaşına. İrfan'ı da 17 yaşında getirdik. Liseden gittin. Kaç gün işlerde çalıştın? Kaçtın geldin. Senin yüzünden.
Benim yüzümden niye çok kaçıyor abla ya? Abla işe giriyorum. İşe giriyorum şimdi. Hiçbir şey yok. Memnunum. Ağır da olabilir. Benim için sıkıntı yok. Ben 12-13 saat çalışmış bir insanım zaten. Kendisi de biliyor. İşten gelip beni peki, alıyordu bak. Okumak istemedin mi? Neden okumadın? Okumak değil. Staj yapıyordum ben İzmir'de. Balıkesir'e üniversite sınavına geldim. Ondan sonra üniversite sınavına 280'le barajı geçtim. Ama şöyle bir şey var. Bir, maddi durumları iyi değil. Hani yüklenmek istemedim. Hatta ikisine de çok kez dedim ki ben okuyayım ama dedim ben giderim. Ben ne dedim? Yurt masrafı bir şey karşılayamazsınız. Baba ne dedi? Ben ne dedim? Sen oku, ben gerekirse kuru ekmek yerim dedim. Sen onu ben okumadan da kuru ekmek yedirdin zaten. Çok da önemli değil. Bakalım o yüzleşme nasıl olacak? İrfan'ı da alalım lütfen. İrfan gelir misin? Babanın adını koymuşsun. Değil misin Ece? Hoş geldin İrfan. Hoş bulduk. Gel bakalım. Otur oğlum. Otur oğlum. Bir sıkışın böyle. Yan yana gelin bakalım. Böyle yan yana getirin. Recep iyi misin? İyiyim. Çok yalan söylüyorlar. Çok mu yalan? Çok yalan söylüyorlar. Ben bunu kaldıramam. Oğlun geldi bir oğlunla yüzleşmek istemez misin? Hoş geldin oğlum. 46 yaşındayım. Ben bunu kaldıramam. Bu yalanları ben kaldıramam. Nasıl yapıyor ya her zamanki gibi? Beni gönderir misiniz? Bir dakika. Şu... Lütfen beni gönderir misiniz? Bir dakika tamam göndeririz tabii ki. Sen kendin sabret buraya geldin. Oğlum, sabret. İrfan babanla aran nasıl? Sabret. Yani kötü. Kötü mü? Çok kötü. Babanı seviyor musun? Yo, hiç sevmiyorum artık. Ya bu son olaydan sonra hiç sevgi kalmadı bende. Ne? Kendim şişirdiler. Bak böyle sus. Bu işte. Bir şey olur anneme der ki bu çocukları sen böyle yaptın. En son evdeyken saat 12:30-1'de hiçbir şey yok. Bu yatak muhabbeti de yalan. Bu yatak konuşabilir miyim? Ben konuşuyorum lafımı kesiyorsun. Ben oğlumun şu huyunu severdim. Yetinmeyi bilen bir insan. Ben ama de yetinmeyi biliyorum. Hayır niye kesinlikle. Bilmiyorum. Nasıl yani sen bunu yetinmeyi tamam, bilmiyorsun. Bitti. Tatile mi götürdün? Bağlardan mı çıkaramadın sen? Ne diyorsun ya benim kızıma? Tadillere, denizlere göçeceğim bunları. Ne denizi? Sen siz ne diyorsunuz ya? Tadil dedin işte, tadil dedin işte. Bak, dökerim hepsini. Dök. Susun. Dök. Tamam, susun. Dök. Susun, dök. Ne olur susun artık, tamam mı? Tadil. Tamam. Peki bir bak, araya gidelim, çocuklarım. Araya gidelim, devam edelim. Biraz ara lütfen, biraz ara. Biraz. Benim hiçbir hatam yok. Benim başımın dik olması da bu yüzden. Anne! Gel! Gel yavrum! Seher kocasının katilini bulabilecek mi? Çok ilginç bir suçlamada bulunuyorlar. Seher Burak'la ilgili bugün ne öğrenecek? Dünyanın bir sonu var. Teyze İlknur Burak hakkında hangi gerçekleri saklıyor? Anlayacağım hiç şey bir mahkemede gördüm mü? Seher'den İlknur'a olay yaratacak sorular. Herkes de her şeyi biliyor. Şu an susuyorlar. Seher'in şok videoları. Kocasının katilini nasıl dedektif gibi aradı. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Devam ediyoruz. Denizli'de pusu kurularak öldürülen Burak Turna cinayetiyle devam ediyoruz. Eşi Seher burada, kayınvalidesi Ayşe Hanım burada, annesi Ayşe, teyzesi İknur ve Abdurrahman burada. Şimdi cuma günü bir kağıt istemişti benden sevgili Ayşe Hanım, Burak'ın annesi. Bir mektup yazmış. Buradaki duyguları, daha doğrusu duygularını yazmış. Bana hitaben bir mektup yazmış. Ayşe Hanım çok teşekkürler sözlerin için. Şunu söylüyor ama diyor ki bir an önce gerçeklerin artık ortaya çıkmasını isteyen bir mektup. Yani meali o aslında. Yani adalete güveniyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bize de güveniyorsun. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama artık yani sabrının kalmadığını da gösteren bir mektup. Bir an önce herkes ne biliyorsa ortaya çıksın, gerçekler de ortaya dökülsün. Evet. İstiyorsun. Biz de elimizden geleni yapacağız. Hatta bugün yani Seher de başından bu yana aslında gelinin de çok yoğun bir şekilde gerçekler ortaya çıksın diye Seher de çalışıyor. Hatta Seher vallahi yani tabi bunu söylemek emniyete haksızlık olur. Böyle bir şey söylemek haddim de değil ama adeta bir emniyet mensubu gibi çalışmışsın Seher.
Yani elim kolumu bağlayıp oturmak istemedim. Hı, evet. Yani bunu yaparken de 22 zaten yaşında böyle genceciksin. Olması gerekiyor. Bir cinayet oluyor. Hı-hı. Yani hani aile de destek vermesi lazım. Hani polisin tabii ki de görevi. Ama her şeyi hani polis nereden tanısın, nereden bilsin? Serp, burada biz çok olay konuştuk. Çok insanla karşı karşıya kaldık. Yani ben tabii herkesin bu yayınları... Herkesin de böyle olması gerekiyor gerçekten. Bir, bu yayını 3 yıldır yapıyorum ama 28-29 yıllık meslek hayatım var. Ama bu kadar işin içinde olan birini de ilk kez görüyorum, açık ve ne söyleyeyim. Ve bunu 22 yaşından beri yapıyor. 22 yaşındayken yapıyorsun. Hepsini konuşacağız. Hangi belgelerden, bilgilerden bahsettiğimi biraz şimdi söylemek istemiyorum. Aranın ardından söyleyeceğim. Kesintisiz devam edeceğiz. Hiçbir hatam yok. Benim başımın dik olması da bu yüzden. Anne! Gel! Gel yavrum! Seher kocasının katilini bulabilecek mi? Çok ilginç bir suçlamada bulunuyorlar. Seher Burak'la ilgili bugün ne öğrenecek? Dünyanın bir sonu var. Teyze İlknur Burak hakkında hangi gerçekleri saklıyor? Ben canlı bir mahkemede gördüm. Seher'den İlknur'a olay yaratacak sorular. Herkes de her şeyi biliyor. Şu an susuyorlar. Seher'in şok videoları. Kocasının katilini nasıl dedektif gibi aradı? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Benim hiçbir hatam yok. Benim başımın dik olması da bu yüzden. Anne! Gel! Gel yavrum! Burak pusu kurularak öldürüldü. Burak'ın mezarındaki şok görüntü akılları karıştırdı. Üzerine Burak'ın mezarının üzerine kim tespit etti? Kim önce buldu? İlk önce Apo abi beni aradı. Ben çarşıdaydım. Hemen geliyorum dedim. Bu benim gördüğüm ikinci kez de oldu. İlkini Apo abi gördü. Bu ikincisi mi? Evet. İki kez gidiyor yani. Ben araba tekerini gördüm. Bir tane mi ayak izi vardı yoksa? Yani burada sadece bir tane falan vardı. Hatta aha, kenarında böyle bir hani deri ceket içi böyle döküntüsü olur ya. Hı-hı. Öyle bir parça vardı. Ama Apo abiyle gördüğümüzde tahtası çıkartılmış bir şekilde. Ayak izi, teker izi, ayak izi falan da vardı yani aynı şekilde. Seher'in annesi Ayşe ilk kez stüdyoya geldi. O gün annenin evine ne yaşandı cinayetten iki gün önce? Anlatır mısın? Kahvaltıya gitmiştik. Kahvaltımızı yaptık. Böyle pek bir şey yaşanmadı yani. Burak sana niye telefonu yani sürekli yani senin telefonu böyle gittiğin zaman sağa sola tuvalete hep telefon yanında mı olurdu yani senin Seher? Yani çoğunlukla olmazdı. O gün öyle denk gelmiş. Burak niye peki kızıyor buna? Hı? Bilmiyorum. Telefonu kontrol mü etmek istiyordu seni sürekli? Yani sürekli onun elinde oluyordu zaten. Ben evdeyken bakmıyordum hiç telefonu. Sonra Ayşe Hanım, sonra Seher'in kızınızın telefonunu kontrol etti mi o gün? Hayır hayır, sadece lavaboya gitti bu. Hı-hı. Burak neyi götürüyorsun diye o kadar. Zeynep'in kızı Nurgül. Onlarla tanışıyor musunuz? Diyaloğunuz var mı? Oradayken vardı da biz 15 sene geçti oraya gideli. Bununla dinardı, kayınvalidesi yanındayken bile ona çay getir, yemek getir Zeynep. Bizi yedik, bilmiyorduk ki. Hasan'ın hanımınla Zeynep, hı hı, suçsuz birisini yakalamasalardı. Ben orada da hani arada sokaklarda dolaşıyordum. Hı hı. Suçsuz birini yakalamasalardı diyorlar. İkisi Zeynep'inle Meryem. Ne demek ya suçsuz birini yakalamazlar inşallah. Evet evet, öyle bir şey dediler. Evet, Burak Turun'un cinayetiyle devam edeceğiz. Şimdi Cuma'yı bir hatırlayınca ister istemez akıllara bir soru geliyor. Birazdan o soruyu soracağım Seher ama Ayşe Hanım bana yine bir kendi elleriyle bir şeyler yapmış. Niye yapıyorsun sevgili Ayşe'cim ya, tatlım benim. Onu da vermek istemiş yayını bildiğim için. Tamam dedim. Niye of, yaptın? Neden yaptın? Dostum, teşekkür ederim. Hoş olduğun için. Teşekkür öyle ederim. Git, tamam. Teşekkür ederim. Ben göstereyim teşekkür izleyicilere. Göster. Tamam peki. Göster. Şöyle boş oldu. Otelde yapıyorum diyor. Ay tatlım benim. Ay canım benim ya. Kendi eve baksanıza. Şöyle ters yapmışsın. Ay şurada. Vallahi çok teşekkür ederim. Güle güle giy. Burak'a da yapar mıydın bunlardan? Yapardım. Örer miydin? Hı-hı. Çok teşekkür Seher'e ederim. Seher'e de ördüm. Hepsine örüyorum. Elim boş oldu. Annem de böyle çok severdi, yapardı, hı-hı, bana. Güle güle giy. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Ozan'cım al benim. Ellerine gözlerine sağlık. Kollarına sağlık. Teşekkürler. Murat, mektubunda şunu söylüyorsun, o kadarını paylaşayım.
Ben de bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bir daha bayram geliyor. İnşallah katil gerçekten ceza alır. İnşallah. Recep'se ya da başkasıysa. Bayram geliyor. Ben de bu bayramda hiç olmazsa biraz rahat edeyim diyorsun bana yazdığın mektupta da. İnşallah biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bütün soruları sormaya da devam ediyoruz. Şimdi ilerleyen dakikalarda başka şeyleri de konuşacağız. Seher'in çektiği görüntülerde evet haklısın. Görüntülerin devamında Halil ve Murat çok ilginç davranıyorlar. O günden sonra araştırmaya başlamışım zaten. Evet ya orada ben aslında Seher... orayı çekmek için şey yapmıyorum. Hani sadece oradaki evleri çekiyorum ben, etraftaki evleri. Yani orada da hani tam kapatacakken baktım babam yanındalar. Kapatmadım ben. Şu elleri arkada geliyor. Halil mi böyle yürüyor böyle öne doğru geliyor bakıyor şöyle seyre takip bana. Ediyor oradan oraya dönüyor falan getireceğim o görüntünün devamında evet bir şeyler var göreceksiniz ama onun öncesinde şimdi ben şunu az önce annen cuma günü sevgili Ayşe Hanım buraya katıldığında siz annenin evinde bir kavga ediyorsunuz. Biri işte bir mesaj bayağı gibi. Önce olan bir şey yani. Evet bayağı önce olan bir şey ama orada bir kez daha şunu görüyoruz ki Burak senin telefonunu sürekli kontrol etmek istiyor. Ya öyle bir şey var. Yani senden ziyade o senin telefonunu sürekli kontrol ediyor. Ya kontrol etmek için dememiş ki neden gidiyorsun demiş sadece lavaboya telefonla. Ha, o değil, sadece o gün değil yani. O gün de bize şunu hatırlattı. Burak sık sık senin telefonunu alıp bakıyormuş. Bakıyordu zaten. Evet ama neden? Niye bu kadar? Çok kıskanç bir çocuk mu? En son İtir abla geldiğinde de baktı. Ben senin telefonuna bakamıyorum. Sen niye benim telefona bakıyorsun? Ben bakmak zorundayım dedi. Hatta İtir abla da şahit olmuştur belki. Oyun oynuyorum diye. Hani oyununa bakıyorum dedi bana. Ya sen çok mu oyun oynardın? O gün cinayet günü de minibüsten indiğinde elinde şey böyle yürüyorsun. 3-4 gündür falan oyun oynuyordum. Daha önce de oynadığımız bir oyundu. Hani bir 6 ay önce, 7 ay önce falan. Zaten Burak söyledi bana. Yani Burak sayesinde oynadığımız bir oyundu yani. Peki telefonu her gün işten geldiğinde telefona bakar mıydı? Burak mı? Evet. Benim telefonum ama. Evet. Ben telefonu nereye koydum hatırlamam. Hani gördüğümde söylerdim. Ben senin telefonuna bakamıyorum. Sen niye bakıyorsun diye söylerdim yani. Çünkü Seher işlerine de gelmiş ya. Hatta iş arkadaşlarına falan gelip orada sen birileriyle beraber oturuyormuşsun. İş arkadaşları. Baskı kurmaya çalışıyordu. Neden böyle bunu yapsın peki? Ben onu anlamadım. Niçin baskı? Bilmiyorum. Kişi kendinden bilir işimi neyse. Bu konu hakkında bir şey diyebilir miyim? Evet. Çok mu kıskanç? Çok mu kıskanç Ayşe'cim? Oğlun. Öyle aşırı kıskanç mı? Ben hiç görmedim yani kıskançlığını. Peki. Yani evdeyken çok güzel, iyi geçiniyorlardı. Öyle bir şeylerini görmedim. Evet. Biz Seher'in iş yerinin orada, ben işe girecektim. Sigorta işlemleri yaptırmak için tam Seher'in iş yerinin karşısına şey yaptık, Burak'la gittik. Tam önünden geçecektik. Teyze önünden geçmeyelim dedi. Seher görmesin dedi. Dedim şimdi gelecek zaten yanımıza dedim. Ben mesaj atarım dedi. Öyle gelir dedi. Hani Seher'in görmesini istemedi oradan geçerken ama Seher yanımıza geldi sonra. Hatırlıyor musun? Şöyle anımsıyorum ama tam hatırlayamadım. Niye Seher'in görmesini istemedi? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Hem görmesini istemedi hem mesaj atarım gelir dedi. Kıskanç biri miydi senin yeğenin? Kıskançtı. Çok aşırı kıskanç mı? Yani her gün telefonunu kontrol etmek... Ondan sonra sürekli işlerine gidip bakmak bu aşırı bir kıskançlığa giriyor yani. Yani iş yerindeki kız arkadaşlarımla bile bununla konuşmuyor. Bak arkandan sonra şöyle olacak, böyle olacak. Onlarla bile mesailaşmamı istemiyordu yani. Ayşe Hanım damat çok mu kıskanç biriydi? Bizim yanımızda öyle bir şeyini görmedik hiç bilmiyorum. O gün sizin yanınızda bir kız arkadaşı Burçin'di galiba mesaj adı. O daha önceydi. O ölmeden önce 2 gün önceydi. İşte onu söylüyor, onu soruyorum. Bir de daha önceki, daha önce de öyle. Mesaj atmış herhalde işte kız arkadaşım. Annem gibi bilmiyordu onu. Biz annem gibi oraya tam... Geldik, otopark var onun hemen üstünde. Arabayı park ettik. Aynen. Sonrasında telefonda böyle telefon tutucu oluyor ya araçlarda. Böyle titredi telefon. Ben de refleks olarak direkt baktım. Öyle bir mesaj gördüm zaten. Sonra kapıyı çarptım. Direkt annemle gittim ben. Hani bir tartışma başladı zaten. Sonra annemle gidince de ben bunu sürdürdüm. Sonrasında Burak eve gidelim, evde konuşalım falan filan demeye durdu. İşte ben o evde, sen git o ben gün, gelmeyeceğim dedim. O gün o evde annenlerin evinde sen lavaboya gittiğinde. Yok o değil o gün daha, değil. O sonra. Daha sonraki gün. Ha, daha, önceki ha, daha sonraki gün. Ve sonra, yani bir 6 ay ya da bir sene önce falandır. Arabayı meselesi. Kasım'da aldık. 2000. Ya Burçin'in mesajı neydi sen Tuğçe diye biliyorsun. Onu daha önce görmüştünüz. Sizin 2 gün öncesinde telefonunu kontrol etmesi de 2 gün önce oluyor anladığım ölmeden kadarıyla. Iki kontrol etmek ölmeden 2 gün önce. Sadece lavaboya neden telefona gidiyorsun diyor yani. Ama evde de işten geldiğinde de senin ya o kontroldür Seher. Senin telefonu sürekli Burak kontrol etmek istemiş. Sen kendin söyledin. Bakardı sık sık telefonuma. Bakardı. Ben telefonu nereye koydum? Unuturdum zaten. İlgilenmezdim ki telefonla. Ya ilginç yani. Şimdi sen cinayetten sonra o bir ay içerisinde hatta 2. gün hemen böyle etrafta ne var ne yok falan böyle hemen böyle bir acını bile yaşayamadan katil kim onun peşine düşmüşsün. 2. gün değil. Yani 3. gün
falan. Sadece emniyete bu şeylerini verdim. Sonrasında 6 gün sonra falan iyice, hani cenaze kalktıktan sonra biraz daha güç geldi aslında bana. Ya üçüncü gün söz verdim. Üçüncü gün kocan öldürüldükten üçüncü gün sonrasında, üçüncü günde evdeki bilgisayarları, telefonları emniyete sen kendi rızanla veriyorsun. Arkasından işte diğer günlerde falan da katil mahalleden biri mi, kim benim kocamı öldürdü diye bu sorunun yanıtını aramaya başlıyorsun. Doğru mu? Peki... Yani katil kim diye aramaya başlamıyorum. Şu evden mi, buradan mı çıkmış olabilir, bu evde mi saklandı acaba? Yani kafamda düşünüyorum çünkü hiçbir bilgi alamıyorsun. Hiçbir bilgi almadan insan daha çok çaresiz oluyor. Arıyorsun, uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Hani bize bilgi gelmiyor hiçbir şekilde. Ben de hani hani gören, duyan var mı diye yani insanlarla konuşmak istedim. Emniyet o sırada bir şey söylemiyor tabii. Soruşturma devam ettiği için, olay çok sıcak olduğu için. peki sen teyze İknur'dan o zamanlar mı şüphelenmeye başladın? Ne zaman şüphelenmeye başladın? Yani ilk başlarda hani bu hani sürekli hani şey yapması, hani konuşmaları olsun, şey olsun ve bu en son geldiğinde de hani gelmeden önce Burak dedi ki bundan sonra teyzem sık sık gelir bak gör dedi. Sık sık gelir bak gör dedi. Ne zaman, niye sık? Zaten iki gün sonra mı ne geldi? Cuma günü dedi sanırım bunu. Sonrasında geldi zaten. Hani ne dedin, ne bunu merak ettim. Sonrasında teyzem ilk duru sık sık gelecek bak gör. Hani bunu... ağır konuştum bak gör gibi bir kelime kullandı. Neden peki? Bilmiyorum. Bu sorunun yanıtını bilmiyor musun? İknur, niye öyle dedi Burak? Düğüne gelmedim ya, hani düğünden vurdu beni. Hani düğüne gelmedin, hani istediğim zaman geleceksin teyze de öyle şey yaptı, söyledi. Ya sen düğüne gitmediğin için. Evet, onu çok kafaya takmış. Murat'ın ama düğüne ağır de gitmeyecek. Laf niye söylesin? Yani bundan sonra çok sık gelip gidecek. Hayır ya. Böyle şey söyledi, başka ağır bir şey söylemedi. Ben de hani onu vicdanen şey yaptım hani. Düğüne gitmedim, ondan vicdan, daha hala da vicdan azabı. Ya özür dilerim, o düğünle ilgili bir şey gibi gelmedi bana. Sanki senin bir açığını, bir şeyini biliyor. Yok ki benim açığım, hiçbir şeyim yok. Değil mi? Ben öyle anladım yani. Ya bilmiyorum neden dediğinden. Yani İlknur abla daha iyi bilir. Hatta ben daha önce İlknur ablayla annemle Dinar'a gitmiştik yine. Mutfakta sordum. Hani Seher abla da vefat etmişti zaten. Hani Seher ablan da diyordu hani git bak çocuğa diye. Hani öyle demişti, bana da cevap vermişti. Öyle cevap vermişti İlknur abla. Ya ben çok sık gitmiyordum. Gidince illaki kalacaksın diyordu. Evde kalmanı istiyordu. Eve gelen herkese aynı şekilde. Peki İknur seni hayal kırıklığına uğratmış galiba. Uğrattı mı hiç hayal kırıklığına seni İknur? Ya çünkü burada söyledikleriyle daha önce sana söyledikleri arasında farklar var tabii mı? Tabii canım var. Ama burada, ben burada tanıyoruz. Seher'i de burada tanıyorum ben. Hayır, şu an. Hayır, seninle konuştuğumuz şeyleri söylüyorum. Yo, bana söylemedi. Ama... Seninle konuştuğumuz şeyleri söylüyorum. Yo, öyle bir şey yok diyorsun bana. Biz seninle dertleştik, konuştuk çoğu şeyi. Sen konuşmadık diyorsun. Ama hatırlamıyorum ki, hatırlamadım şey. Hatırlamıyorum demiyorsun. Yo demedin diyorsun bana. Hatırladığım şeyleri söylerim yani. Hatırlamak gerekiyor. Burada bir cinayet olmuş. Hani siz dersine çalışmış diyorsunuz ama ben 2,5 senedir hani bunları hatırlamak zorundasın. Ser, o zaman sıcağı sıcağına diyecektin. İktir abla, ben senden şüpheleniyorum. Senden böyle zaten kafamda soru işareti. Gel beni çağır. İktir abla konuşalım. Ne zaman çağır? Ben niye senden hani benim şüpheleniyorum diyeyim ki, anlamadım yani. Hayır, diyorsun ya İknur abla biliyor her şeyi, İknur abla şöyle. Beni aldattığını bildiğini düşünüyorum. Yemin ederim bilmiyorum bak Ser. Yemin ederim bilmiyorum. Emin misin? Evet. Ya yemin etme o zaman. Bilmiyorum ki. Ama birazdan bazı ses kayıtları ekranlara getireceğiz. Yemin etme. Vallahi bilmiyorum abla. Hiç bir kız şey yapmadı yani ya. Seher sana Burak'ın kendisini aldattığını söylemiş. Seher bana. Hı hı. Hayır, Burak'ın aldattığını bilmiyorum diyorum. Bir şey söylemedin mi? Burak'ın aldattığını söyledim zaten. Başka kimin aldattığını söyledi, anlamadım. Hayır, Seher'in aldattığını. Ben aldatmadım ki, niye söyleyeyim öyle bir şey? Zaten aldatmadı kimseyi. Seher'in aldatması nedir, anlamadım. Hayır, öyle mi dediniz diyorum. Yok, öyle demedim. Hı. Burak'ın Seher'i aldattığını. Ya Burak senin yeğenin, Seher'i aldatmış. Seher de bunu cinayetten sonra sana söylemiş. Evet ama Ayşe diyor, bilmem ne diyor. Onlar olmadı ki. Cinayetten sonra Ayşe maşe demedim ki. O zaman benim bile haberim yoktu Ayşe'den. Hayır, şimdi diyorsun ya. Ben hatırlamıyorum onu, şey yapsana. Şöyle yapalım. Senle yaptığı görüşmenin ses kaydı, bir nolu ses kaydını ekranlara getiriyoruz. Tamam. Sen de hatırla böylece. Tamam mı? Tamam. Gelsin ekranlara lütfen. Bir tanesini işte ben kırdım. Çıktı mı bir şeyle? İşte şey yapmış ya bayağı. Kızlara mı yazmış? Aynen. Neden böyle bir şey yaptı ki? Öyle konuşmanın devamı da yok. Belki şimdi de herkese mesaj atmış. Tanımadı. He. Yeni mi atmış o mesajları? Yani Kasım'da da var. Son günlerde de var. Son günlerde çok atmış. Bilmem, ben atacağını hiç düşünmüyorum çünkü der. Ya ama ben, hani ben de böyle düşünmüyorum da.
kadın zaten hani... benim aklıma bu geldi. Aldatacağız zaten, bak aklımın ucundan bile geçmiyor. Ya hani aldatıp aldatmadığı da belli değil şimdi de. Ama hani çok denemiş gibi yani. Herkese yazmış. Burak çok merak ediyordu ya böyle şeyleri. Nasıl şeyler? Hani bir şeye karşı çok merak uyandırıyordu. Mesela sevgilisi olsun ya da arkadaşının sevgilisi olsun. O kızı bile araştırırdı o. Burak'ta Gamze'nin numarası yok, onun numarası, bunun numarası, herkesin numarası var. Yani. Ama Burak, bilmiyorum ya, herkesin numarası var. İşte bu da garip, anladın mı? Ya mesela o kişinin sevgilisinin numarası da var, o kişi de var. Ama benim numaram, hani onun tanıdığı erkeklerin hiçbirinde yok. Anladın mı meseleyi? Evet. Ya benim telefonu kendisi alıyordu ama benim almamı istemiyordu telefonu hiçbir şekilde. Sen onunkunu alamıyor muydu? Hatta bir ara kim vardı? Biri vardı işte. Ne dedi biliyor musun? Hani ben... Hı. Sen vardın, biri vardı işte. Hani sen vermiyorsan ben de vermeyeceğim. Şifre koyacağım hani falan. Ben kontrol etmek... Ben kontrol etmek zorundayım dedi bana. Beni kontrol etmek zorundaymış. Benim yanımda dedi. Beni kontrol etmek zorundaymış. Olan kendine oldu işte. Ben mesela kızmayayım diye beni kızlarla tanıştırmaya kalkardı. Yani mesela o... ...kızlarla tanıştırmaya kalktı falan. Hani çok iyi biri, sen de seveceksin. Ki benim zaten tanışıkta sevmeyeceğim bir insan yok. Bu ses kaydını ne zaman yaptın Seher İlknur'la? Şubat. Şubat, cinayetten? 15. Bir ay sonra, 15-20 gün sonra. Şubat'ta 26'sında, 26 Ocak'ta, 20 Ocak'ta öldürülüyor. Yaklaşık 15 gün sonra. Sen biliyorsun aslında Burak'a gelen mesajları. Bilmiyorum abla. Ama o zaman söylemiş, sanki bunu ilk kez duyuyormuşsun gibi şey söyledi sana, davranıyorsun. İlk hayır ya, mesela kız falan isim söylemedi bana hiç. Ama sonuçta bir mesajı... Bilmiyorum ki ben de o zaman da zaten. Evet, bilmiyor, daha yeni bak sesi bile zar zor çıkıyor orada. Bir şey söylemeden sen kızlara mı yazıyormuş dedin. Evet. Yani konuyu ama aldatma şeyini kime yazacak? Orada aldatma şeyi sormuş öncesinde bana. Aldatma yok. Dememişim daha orada. Niye, erkeklere de mi yazmış? Hayır, onu bilmiyorum. Hmm. Vallahi bilmiyorum. Çok şey yapmış diyorum ben. Kızlara mı yazmış dedin sen? Çok şey yaptı anlamında ne olur? Kızlara yazılır. Ya kızlara bir yani... Şimdi bu şeyden çıkan sonuç, sen Burak'ın bazı şeylerini biliyorsun anlamına geliyor. Yani bilmiyorum. Ölmeden önce duymuşsun, dertleşmiş ya seninle uzun uzun. Kızlar hakkında hiçbir ya şey Burak söylemedi. Tanıyorsun anlamına geliyor. Biz Burak'ı tanımak için de çok... Yok, tanımıyormuşum işte. Burada tanıdım ben de. Yok bak, Seher tanımıyormuş, sen tanıyormuşsun. Açık ve net yani. Değil mi sevgili biz izleyiciler? Son zamanlarda konuştuk. Öyle. Son zamanda konuştuk. En uzun konuşmamız o Burak'la bizim. O da çok böyle morali bozuktu. İşte annesi gitti. Öyle şey yaparken düğüne gelmedin, şöyle etmedin. Bunlardı yani. Hiç böyle bir kızı seviyorum ya da şu kızla şöyle, bu kızla hiçbir şey demedi ki. Seher'le de ilgili bir şey demedi. O ağladı, ben dinledim yani, hani bugün ben hani böyle ağlarsam dedi, bir daha ağlamam teyze dedi. Neden peki hemen 15 gün sonra ilk durum ses kaydını yaptın? Şey dedi, zaten polisler dedi hani böyle telefon olsun dedi. Ben de o sırada onu yükledim. Sonrasında zaten hani İlknur abla şey dedi bana, ben konuştukça hatırlıyorum bazı şeyleri dedi. Ben de o yüzden hani konuştum, 2 saat 3 saat konuştuğumuz oldu, konuştuk yani. Sürekli konuşuyordun İlknur'la, öyle mi? Sürekli. Yani çok uzun sürekli sürmedi. Peki bu ses kayıtlarından sonra mı İlknur'dan şüphelenmeye başladın? Yani daha öncesinde zaten hani şey yaptığımda hani bildiğini düşündüm ya. Yani çünkü Burak şey bahsederdi yani İlknur abladan falan. Bilsem neden saklayayım? Benim yeğenim ölmüş orada. Neden yani kimden korkacağım ben ya? Ben anlamıyorum yani bunu. Bilsem söylerim yani, buralara kadar gelmeye bile gerek yok. Emniyette paylaşırım. Bilmiyorum diyorsun. Ben hani mesela bunlar olmamış olsa hala bilmiyorum diyecektin. Kim bunu niye saklar biliyor musun? İşin ucu dönüp dolaşıp kendisine geliyorsa gelsin, saklar benim... ya da sevdiği birine geliyorsa ve onu korumaya çalışıyorsa kime gelirse saklar. Gelsin, isterse canımdan yani bir parça olan bir insana gelsin. Sonuçta bir can gitmiş. Burada Burak olmayabilir, başka bir insan da olabilir. Benim vicdanım el vermez onu. İlknur, Burak çok mu meraklıydı? Merak ediyordu öyle herkesi. Neden? Fazla merakın başına iş açtı acaba? Olabilir. Sen kocanın meraklı olduğunu biliyor muydun? Bilmiyorum. Yani şeyden sonra zaten hesabına girdik. Yani sürekli bir şeyle birilerini aratmaya başlamış. Hani isim araştırmış, mesaj atmış birilerine. Sen İlknur, erkeklerin kız arkadaşlarını araştırdığını nereden biliyorsun? Öyle söylüyorsun ses kaydında. Ya mesela
Murat olsun. Hani bir kızla konuşuyor. Hani onu tanımadan şey yapmasın, ben araştırayım, hani uyarayım dercesine. Niye? O niye araştırıyor? Ben insanları... sana ne, hani böyle derken sana ne derdim? Hani seni ilgilendiren bir konu yok. Olsun derdi. Sonuçta bizim ailemiz derdi. Peki sen bunları neden Seher'e söylemedin o zaman? Bilmiyorum, konuyla alakalı olmaz gibisinden. Aslında yani birçok Burak'ın birçok şeyini saklamışsın. Seher bilmiyor yani. Neden sakladın? Karısı değil mi sonuçta? Neyi saklamış? Hayat arkadaşı ya sonuçta. Ya mesela ağlamış, hani böyle böyle Burak'ın derdi var. Veya seninle konuşmuş, hani böyle böyle bir şey var Seher. Ya da meraklıymış, hani böyle kızları merak ediyor dersin yani. Ben sen biliyorsun zannettim. Kızları merak ettim ben. Aranızda bu kadar soğukluk olduğunu nereden bileyim? Sen diyorsun ya sıkıldım diye anlatmış ya sana. O sıkıldım senin sessizliğinden. Hani konuşmuyor gibisinden ona böyle. Ona dedi ki bu ses kaydı. Dedin ki arada soğukluk olduğunu nereden bileyim? Çok mu soğuk davranıyormuş bu, şu anda onu mu anlıyoruz? Ya sessizdi böyle, hiç konuşmuyor gibisinden hani. Yo, ben sessiz falan değildim. Sessizdin Seher, buradaki gibi değildin eskiden. Hiç mi konuşmuyordu? İyi de benim kocam ölmüş, bırak da konuşayım yani. Ya konuş tabii, ben sana konuşma demiyorum karşı, ki. Tabii ki de konuşacaksın tabii. Hani siz rahatsız oluyorsunuz konuşmama, ben yo, konuşacağım tabii ki de. Yok, değil ki bu. Bundan sonra böyle haksızlığa uğraya uğraya insan bu hale geliyor. Geliyor yani. Eskiden de konuşsaydın işte. İşte eskiden gözüm bu kadar açık değilmiş demek ki. Sen açsaydın gözümü de ben de bu kadar hakkımı arasaydım keşke. Kimse kimsenin gözünü açmıyor Seher. Keyfine mi konuşuyor canım? Katili, konuşsun işte, ben konuşmasın eşek, demiyorum ki. Için konuşuyor. Sürekli önceden sessizdin, şimdi böylesin bilmem ne. Seni hani, de burada tanıyoruz. Burada ben gayet burada güler yüzlü, gayet samimi. Seher tanımıyor mu? Gayet de cana yakın bir insanım yani. Annem işe söylüyor. Söyle daha önce tanıyordu. Tanımıyor mu Seher? Yanlarında gidip geliyordu hep. Dinar'da gidiyordu sık sık. Ben eşinden... soğuk bir insan mıydım yani? Burada tabii hakkını savunuyor, kötüyü görüyor. Ben soğuk bundan. Bir insan asla olmadım, hiçbir zaman da olmadım. Devam aralarında soğuk der ki, aralarında soğukluk, aranızda soğukluk varmuş dedi. Soğukluk. Soğukluk ne? Yani onun kızları arattırdığını benim bilmemem mi soğukluk? Ki ben bilsem zaten buna tepkimi koyarım yani. İnsan kendi arkadaşının, kız arkadaşını arayıp onlara, hatta eve gelen bu doktor Seher vardı ya, onu işte Senem özür dilerim. Onun erkek arkadaşıyla aslında arkadaş, sonra da onun kız arkadaşına mesaj atacak kadar meraklı yani. Aslında onun kızı bir defa iki defa görmüş doktor Senem'i. Ama ya başkalarından değil yani, kendi akrabalarımızdan. Ama meraklıymış rahmetli yani. Meraklı olduğunu şimdi yeni öğrendik. Bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum ben de. Ya insan hiç olmazsa bazı şeyleri... Bak Seher o anlamda haklı yani. Ama biraz Seher söyler beni yani, uyarır çağırmadı yani. Bak dese ki, İktir abla gel bugün konuşalım dışarıda. Bu konuyu açar. Ben zaten o zaman acımla birlikte... İyi de sen ses kaydında da var zaten. Yasaklar bitsin geleceğim ablam dedin yani. Sen gelmedin yanıma. Hayır, ben sana gel dedim. Geliriz abla, siz annem de gelin. Annem izin vermiyor. Hayır, geliriz demedim. Annem gibi dışarıya çıkmama izin vermiyor. Burada yani... Benim özgürlüğüm hani sanki bana zarar verecek, ben kısıtlandım yani, ben hiçbir şey yapamadım ki, annem de hiçbir yere gitmeme izin vermedi benim. Ben 6 ay 7 ay boyunca çalışmadım. Dinar'a gidiyordum işte. Orada başına bir iş gelirdi, annem yanında geliyordu. Şimdi ses kaydının devamında şimdi Nurife'nin ablası Nurife'nin aldatıldığını düşünüyor Burak. Aslında ben önce şunu şöyle düşünmüştüm. Nurife aldatıldığını anlıyor ve Burak'tan yardım istiyor. Ama öyle değilmiş. Yani Burak eniştesinin ablasını aldattığını düşünüyor. Bunu epey bir araştırıyor. Daha doğrusu ilk turla Seher arasındaki ses kaydını dinlerseniz daha net anlayacaksınız. Gelsin ekranlara. Nurife de dedi ki hani çalışmıyormuş Burak dedi. Hani Kerem öyle diyormuş. Ya son günlerde ne de çıkmıyordu biliyor musun? Hatta Pazartesi mi Salı mı ne ya? Dedi ki hani bu ne soğuk ya dedi, çok üşüyorum dedi. Ben o soğukta dedi. Hani o soğuk odada nasıl kaldım dedi senelerce dedi. Evet. Yani bu da içinden çıkmıyordu. Biliyorum. Onları da biliyorum işte. Dile getiremiyorum ablam, ben hepsini biliyorum. O rutubet aldı mesela, Nurife'nin orada yattığı odada. O duvarları sildi. Çalıştırmadı la. Aynen. Hani Burak demiş hani elektrik çok gelir demiş, elektriği ben ödeyem demiş. Nurife de senin paran zaten ne alıyorsun da nereye gidecek diye. Hani bunları çok şey yapıyordu. Son gün para biriktiriyoruz diye evleneceğimize yakın almaya başladılar dedi bir de. İşte Nurife'nin de aklına gelir de bile getiremiyorum hani konuşacak yok, çok şey deme var. Ya. Demiyorum zaten, adam demiyorum zaten, hasta oluyor da.
bu aslında şu aldatma olayı daha sonra gelecek de burada önce şeyi verdik, o ekranlara geldi. Seher'in daha doğrusu Nurife'nin Burak'a yaptıkları. Sen burada hepsini yalanlamıştın. Daha doğrusu Nurife ile Seher var demiştim. Seher tartıştıklarında sessiz kalmıştın ve konuşmamıştın. Ya ben hatırlamıyorum. Ama şimdi burada anlatıyorsun. Evet, şimdi burada hatırladım. Ya ilk dur yapma, gözünü seveyim ya. Gencecik kızsın ya, kadınsın yani. Ya abla psikolojik yani. Tedavi gördüm ben. Unuttum yani. Unutuyorum ya, ilaçları demans unutturdu. Demans mısın tatlım benim ya? Yok değilim. Var, Alzheimer'da değilsin. Allah'a şükürler olsun, sağlıklısın. İknur, dile getiremiyorum demişsin. Evet. Belli ki bazı şeyleri dile getirememek gibi bir problemin var yani. Onu kabul et en azından. Ya yani, aile konusu olunca hani ben onlara şey yapmak istemiyorum yani. Yani aslında, ablasınla enişte yani Kerem arasında olan şeyleri dile getirmek istemiyorum. Şimdi Serdi de demişti ya, ben ablasının yanında Nurife'nin yanında rahat edemediğini, sıkıntılar yaşadığını falan biliyordum. O yüzden vicdanım yüzünden evlendim Burak'la. Yani bir an önce işte oradan yani çıksın. Yani seviyorduk zaten. Hani bir an önce evlenmek zorunda kaldık yoksa. Onu işi hızlandırmış. Yani. O zaman sen sessiz kaldın yani. Yani sanki Seher bazı şeyleri yalan söylüyormuş gibi bir hava yaratılıyor burada. Biliyorsan bazı şeyleri, zamanında Nurife de bazı hatalar yapmış olabilir. Bunu bilerek ve isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Belki o da yokluk içinde yaşamıştır. Yani aile arasında böyle şeyler maalesef oluyor yani. Tamam mı? Burak ölüp gittiği için hepiniz sessiz kalıyorsunuz. Sanki Seher böyle ne bileyim yalan söylüyor, çelişkili söylüyor gibi durum tablo ortaya çıkıyor. Sonuçta o evde Burak... aldatılmayı birazdan geleceğim. Sonuçta Burak o evde çok da böyle huzurlu ve rahat kalmıyormuş herkes ablasının evinde. Ama. Niye peki anlatmadın? Neden? İknur? Konuyla alakalı değil diye. Ama anladın mı ama? Şimdi sonrasında belki de bu merakı yüzünden işte ablasının orada yaşadıkları acaba yani ablası yüzünden bir kadını araştırıyor. Belki o değil mi? O kadından bile şüphelenmişsin. Acaba başkası mı? Merak yüzünden mi öldürüldü? Alındı yani ifadeler, her şey alındı. Evet yani. Onların bile ifadesi alındı yani. Niye? Yani bazı şeyleri susuyorsun. Cinayet ilgisi değilse kenara koyarız geçeriz. Kenara koyarız geçeriz i̇şte yani. İşte cinayetle alakalı değil diye. Ama sonuçta sen... O zaman cinayetle alakalı olduğunu düşünüyorsun. Hayır, her ona şeyi anlat. Hani Burak'la ilgili ne biliyorsan anlat denildiğinde. Tabii canım, aklımıza ne geliyorsa anlatmak zorundayız zaten. Böyle tamam, böyle. Anlattım oluyor. Zaten emniyette paylaştım yani. Ama şu an diyoruz biz. Evet ya. Diyorsun ki Nurife'nin de aklına gelir işte dile getiremiyorum diyor. Hani konuşacak çok şey var diyorsun. Orada Burak'ın yaşadığı sıkıntılardan bahsediyorsun. Ablam hasta oluyor o da diyorsun. Yani anladın mı? Nurife'nin evinde çok da rahat. Bu kadar sen Ayşe... Oğlunun ablasının evinde bu kadar rahat etmediğini biliyor muydun? Hı? Biraz. Biraz bir sıkıntılar olmuyor. Olabilir yani. Sıkıntılar yaşamış orada. Şu aldatmayla ilgili ses kaydı gelsin. Hani Kerem abin diyorum. Hani bir tartışma yaşadılardı ya. Sen de biliyordun ya olayları. Ha, aldatmış değil mi? He. O kadını araştırıyorum diyordu. Acaba onu araştırmak için mi yazdı? Yok be. Onunla alakası yok. Yani hani, kadının için araştırıyormuş ki. Ya hani bu şey demiş. Neydi onun adı ya? Mühendis diye kaydetmiş. Kadını mı? O, he. Burak. Kerem. Ha, hayır Kerem. Hayır Kerem. Evet. Ondan hani bana sordu. Bana şey yaptı. Az kaldı dedi. Bana birkaç tane kadın resmi göndermişti o zamanlarda. Hmm. 3 tane mi? 2 tane mi kadın resmi gönderdi. Bu mu, bu mu, bu mu diye. Hani araştırıyorum onları diyordu. İyi de o kadın zaten çıkmıştı ki meydana. Aynen çıkmış işte. Onlar hani Nur falan şey yapma pek de hani. Yok yok, onlarla şey yap. Yani o kadını araştırmış. Yani araştırdı, evet. Bu mu, bu mu diye şey etti. Çıkaracağım dedi dedi. Hani bizim kızın dedi gözüne sokacağım dedi. Hani bana inanmıyor ya dedi hani. Beni hep yalan söylediğimi zannediyor dedi. Hani hep ona inanıyor dedi. Bunu zaten senin yanında da söylüyordu. Hmm. Burak hani bize beni inanmıyor bizim kız diye. Bunları söyledim ama yayın arkasında söyledim ben. Hani dile gelmesin diye, aile sorunları diye. Onlar rahatsız olduğu için ondan yani. Ama o dönemde Burak fazla meraklı olduğu için işte ablasının da aldatıldığını düşündüğü ve birçok kadını araştırıyor. İşte kadınları bize polisler söyleyince ben bunlardan diye şey yaptım hani. Acaba bu fotoğrafları göstermiş yani burada mesela hani kızların yok. Fotoğrafları hiçbiri var mı onların? Hayır için? Yok, dışarıda baktık biz de Onay ablayla, yok yani. Hiçbiri bana gösterdiği şeylerden değil. Ona da söyledim. Kilolu bir bayan mıydı, zayıf bir bayan Hayır mı? Zayıf.
Allah Allah, hangi görüntü? O bizim dediğimiz görüntülerden mi? Yok yok, hani demiş yani 2-3 fotoğraf göster demiş. Yani fotoğraflardaki zayıf mı kilolu nasıl bir kadındı? Birçok hani kadının fotoğrafını sana göstermiş. Benim evet, biliyor musun sen enişten diye. Bunlarla mı beraber diye. Biliyor musun sen bunu diye. Ben de sen karışma aile konularına dedim. Teyze biliyorsan söyle bak dedi. Ben de dedim bilmiyorum dedim. Burak'ı hani yansıtmadım bile şey yapmak istedim. Ya o dönemde de işte Kerem karısını iddiaya göre aldatıyor. O dönemde aralarında karı kocanın bir şeyler olmuş. Konumuz o değil ama konumuz şu. Burak bu kadınları araştırınca acaba araştırdığı için ve o kadına ulaştı. O kadının tanıdığı biri Burak'ı ortadan kaldırmış olabilir mi? Bunu bile düşünmüşsünüz değil mi? Evet. Sen de düşündün bunu. O yüzden birçok kadının fotoğrafını zaten emniyetle paylaştın. Evet. Ya bu çocuk neden öldürüldü sorusunun ya ilk dönemde işte mahalledeki kavgalardan dolayı değil de Burak'ın fazla merakı bu sosyal mecralardaki kadınlarla olan diyaloğu yüzünden acaba başına bir şey mi geldi sorusunun yanıt aramaya çalışmışsın. Düşündük her şeyi, düşündük bunları bile düşündük yani. Kimdi o kadınlar peki Burak'ın sana? Burak sürekli sana kadın fotoğrafları mı gösteriyordu? Ya 3 tane fotoğraf şey yaptı. Ha. Teyze dedi bu mu dedi. Ben dedim hani karışma sen dedim. Ben dedim o değil, o değil yani gönderdiği fotoğraftan hiçbirini şey yapmadım. Sen peki şeyin Kerem'in karısını kimle aldattığını biliyor muydun? Nurfe söylemişti. Ha, ismi biliyorsunuz. Ya ismi oymuş da farklı bir isimle şeye çıktı. Peki Burak nasıl araştırıyor o kişiyi? Yani o kişi iş yerine kadar gidiyor mu ya da ne yapıyor yani? Hayır, isim olarak araştırıyor. Bilmem. Konuşuyor mu peki kadınla? Vallahi bilmiyorum, onu bir şey demedi, konuştum falan demedi. Peki o zaman sen o kadını tanıyorsun. Nurfe sana bahsediyor. Tanımıyorum kadını. Yüz yüze hiç görmedim. Fotoğraflarda gördüm. Peki Burak benim işte ablam buna inanmıyor. Böyle bir kadın yok diye düşünüyor anladığım kadarıyla. Sen de o sırada yani Burak araştırma falan diyorsun ama aslında kadını tanıyorsun galiba. Yok şey olarak tanımıyorum. Nurfe'nin anlattığı kadarıyla tanıyorum. Fotoğrafını biliyorum demiştin sanki. Hani ablam gösterdi mi sana biliyor musun? Ama Nurfe de o sırada herhalde Burak'a işte böyle bir kadın yok mu diyor Burak araştırmasın mı ya, diye soruyor. Nurfe Burak'a demiş hani sizin iş sormuş konu buradan başlamış. Hayır, sen de diyorsun ya bu ses kaydında Seher'e işte Burak bunu araştırıp bulup Nurfe'nin gözüne sokacakmış. Evet. Neden? İnansın bana diye. Zaten Nurfe ona da şey yapmadı hani Burak dedi ki hani ayrılsın gibisinden hani aldatıyor hani ablamı kandırıyor. Kim yani evli insanlar neden aldatır? Ne şeyi var? Aldatmaya eniştesine kızıyordu. Ablası da eşini Kerem'i diyor. Peki bu tartışmalarla ilgili Kerem ne yapıyordu? Haberdar oldu mu sonra? Ben Kerem'le konuşmadım. Nurfe'yle konuşuyorduk hep biz. Hı. Peki Burak'ın bu şekilde bir kadını araştırdığını Kerem öğrendi mi cinayetten önce? Onu bilmiyorum ki. Seher? Bilmiyorum. Tabii yani polis araştırıyor o sıralarda. Öyle diyor emniyetin araştırmasına göre. Kerem cinayet sırasında evde. Yolda aynen. Yolda daha doğrusu. Abdurrahman bu ilişkiyi sen de biliyor muydun bu aldatma olayını? Sen de biliyormuşsun. Hangisi? Yani Kerem'in senin ablanı olaydan aldattığını. Sonra, olaydan sonra öğrendim bunu. Daha mı sonra öğrendin? Olaydan sonra. Kimseye söylemiyordu. Hani Nurfe kimseye söyleme dedi. Böyle şey yaptı. Hani acaba karı koca bu yüzden tartışma oldu mu karı koca arasında? Yani Kerem'le Nurfe arasında. Olmuştur yani mutlaka. Peki bu nereye kadar o tartışma orada mı kaldı? Onu bilmiyorum. Bu olay cinayetten ne kadar süre önce oldu? Ha? Ya işte Burak beni aradı konuştuk dedim ya. Bunları da konuştuk işte. Ha bunu konuştunuz siz. O zaman yani uzun uzun böyle annesini özlediğinden yani onlar da vardı. Bu da şey oldu son şeyde. Hani açıldı böyle konuştukça böyle şey yaptı. Sadece bize demiştin ki annemi özlüyorum falan demiştin. Hayır ama dedim ki arkada dedim. Arkada söyledim hani bunların dile gelmesine hani aile şeylerini istemiyorum dedim. Böyle olaylar da olmuştu dedim. Ya tamam bir sonuçta nasıl aldattı kadını nerede yaptı ne yaptı bana ne Burak şey o Nurfe ile Kerem arasındaki bir olay bizi ilgilendirmez karı koca zaten olayı halletmişler i̇şte o yüzden, beraberler hani yani onların kendi şeyi ama bu olayı Burak bu kadar araştırıyorsa birileri bu olayı araştırdığı için rahatsız olup Burak'ı öldürdüyse bizim meselemiz bu yani. Ya paylaşıldı o zamanlar emniyet kadın evlenmiş gibi bir şeyler de dediydi İlknur abla hani ben de hani acaba evlenmiş bilmiyorum yani her şeyi düşündüm yani. O dönemde sen yapılan bu görüşmede bir de benim bildiğim çok şey var demişsin İknur'a Abdurrahman. Öyle demişsin değil mi? Ses kaydında var.
Benim Kerem bildiğim, abinin olayını biliyorum demek istemiş herhalde. Benim bildiğim çok şey var demişsin. Ne biliyorsun sen bu olayla ilgili? Neyle ilgili? Abdurrahman şeyin Kerem'in Nurife'yi aldatması meselesiyle ilgili. Ben bilsem de karışmam ki abla ben. Karışmaz. Kendisi. Burak sana hani anlatmış ya. Ne? Hani ablam böyle böyle diye. Ben inanmadım ki o zaman. Cinayetten önce aldatmış, anlatmış demek. İnanmadım ki ben. Cinayetten ne kadar süre önce anlattı sana bu olayı? Hatırlamıyorum. Hepiniz de gencecik hatırlamıyor. Ekdur hatırlamıyorum. O hatırlamıyorum. Ben hatırlamam ki abla ben bazı şeyleri. Bilmiyorum ki. Cinayetten önce söylemiş ama. Ama ne zaman dedin tam kaç ay önce dedi, kaç gün önce dedi onu hatırlayamam şimdi ben. Şimdi asıl önemlisi 4 nolu ses kaydı. Belki de en yakınımızdan biri bu cinayeti işledi diye söylüyorsun. Ben. İknur. Evet sen. Gelsin ses kaydı. Düğünüme gelmedin de Eze dedi. Ben dedi çok bekledim dedi. Ben seni dedi çok seviyorum dedi. Hani ya ne bileyim böyle işten çıkmayacak şeyler dedi. Bak Cennet teyzem gelmeseydi dedi hiç dedi oralı olmazdım dedi. Sen dedi çok koydun bana dedi. Neden dedi ailemiz böyle bizim dedi. Herkes neden kopuk dedi. Ben dedi sen neden bunları kafaya takıyorsun ki dedim. Şimdi bunları kafaya takma dedim. Hadi gel benim yanıma dedim. Seher gelecek şimdi dedi. Ben dedim ki Seher gelsin dedim. Beni al git madem size dedim. Ben hiç hatta fark ben etmedim size... gözleri falan şişmemiş mi? Şişmiş. Allah Allah ben nasıl ben görmedim. Ben Burak'ın ağladığını görmedim. Dedi ilk defa ağlıyorum bak dedi. Benim elim ayağım dolaştı. Ben onu öyle şey yapma. Hatta ben size geldim. Kalmadım sonra geri getirdiniz de. Sen gelmedin kimse getirirken de. Kimse yoktu sen geldiğinde? Beyza bile var mıydı? Hayır hayır yoktu kimse. Biz beni yalnızken şey yaptı. Yalnız getirdi. Yani size yalnız geldim. Sonra sen işten geldin. Sonra ben eve geldim geri. Ben görmedim mi? Gördün. Sen de vardın. Ama sana bir şey belli etmedik. Acaba diyorum seyirin üzüntüsüyle unuttuğum bir şey var mı diyorum. Hani kendimi sorguluyorum ya. Acaba İkmir sen biliyor. Mesela yarın bir gün çıkacağız. Mesela en yakın birisi çıkacak mesela örnek. Sen bunu nasıl düşünemedin diye böyle kendi kendimi yiyip bitiriyorum ya. Bulununca hepimiz rahatlayacağız da. Verdiğimiz ifadeleri de hani kişilere söylemeseler de olur aslında. Yok yok. Bak mesela hani sana bana anlattığını hani gidip de onlar başkasına sormuyor bile anladın mı? Bana sorduğunu sana bile sormuyor. İşte öyle olmaz lazım. Öyle hani zaten. Ben zaten kimseye bir şey anlatmıyorum. Sadece sana anlatıyorum. Hani bir de polislere şey yapıyorum. Aynen. Çünkü ben sana güveniyorum. Aynen aynen. Çünkü el birliği şey yapacağız. Yani bu konuştuklarımız bizim aramızda katil bulunsa bile biz hani böyle konuştuk şey yaptık demeyeceğiz. Aynen. Seher'in eniştesi konusu vardı yani ailemizden biri diye. Ben onu duydum ya. Polisler sakın kesinlikle belli etmeyin diye şey yaptı. Ondan demiş. Damat Veysel'den bahsediyorsun. Evet. Ha. Hani bu orada oldu ya cenazenin ikinci günü mü birinci günü mü? Biz hı-hı kendi aramızda konuştuk. Polislerle de anlattım ben. Hani ablam da böyle ondan şey yapınca. Sen onu emniyet mensuplarından acaba Veysel olabilir mi diye duyduktan sonra en yakınımızdan biri çıkabilir diye. O yüzden evet. Veysel'in yani Ayşe Hanım'ın damadı, işte Seher'in ablasının evet kocasını duyduğun için bütün olasılıklar değerlendiriliyor. O yüzden evet mi en yakınından biri evet çıkacak diye düşündün? Hani yakın aileden birisi. Ya bu bizim aileden değil onların ailesinden de olabilir. Hani aileden birisi çıkmasın gibisinden. O zaman hemen birinci ay yani cinayetin daha birinci ayı falan. Veysel'den şüpheleniyorlar mıydı emniyet mensupları o zaman? Ya biz söyledim ben yani ondan sonra. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Şimdi bu ses kaydı. Anlatma dediler zaten. Ha, bu ses kaydı cinayetten işte bir 15-20 gün sonra şey yapılıyor, kaydediliyor. Bir de şöyle abla, bana Veysel'den istek günleri Adem dedi. Hiçbir şey yazma dedi. Sade bekle dedi. Kimseye bir şey söylemen polis dedi mensubu. Evet. Adem. Ama şöyle ben de şunu biliyorum. O dönemde yani herkes tabii ki yakın olarak takip ediliyor. Mahalledekiler de hatta birinci aydan sonra yani 3 hafta 4 hafta sonra Buran sosyal medya hesapları ortaya çıkıyor. Fake hesapları ortaya çıkıyor. Buran oradaki bazı uygunsuz siteleri girdiği ortaya çıkıyor. Yani ilk bir ay içerisinde spesifik bir isim yok yani. Benim bildiğim kadarıyla yok. Veysel nereden çıktı İknur? Hayır paylaştık diyorum ondan. İşte ben diyorum ya ikinci gün mü üçüncü gün mü bana istek geldi. Ben Adem'le konuştum.
siz bir yerde dillendirmen dedi. Ne dillendirin, ne mesajı geldi, ne şey isteği geldi? Birbirinize şey yapman dedi, belli olmadan dedi, düşman olman dedi. Şey yapman dedi. Yani o güne kadar eniştesi Veysel sana arkadaşlık göndermiyor. Sosyal evet. medyadan, Facebook'tan. Cinayetten sonra sana arkadaşlık mı gönderiyor evet. Veysel? Neden? İşte bilmiyorum, bekledi de polis arkadaşım. Evet. Şey yazacak olur dedi. Niye Veysel şey yapıyor, gönderiyor? Ben bunu haberim yok. Haberin yok mu? Sen de bundan şüphelendin mi Veysel'in bu durumunda? Bana istek geldi dedim, bekle dedi, yazma bir şey dedi. Ben de bekledim. Ya sonuçta sizin gelinin damatları yani. Aynen. Şüphelendi mi Veysel'den sen? Ya istek gelince polise dedim, bana istek geldi. Kimden dedi, eniştesinden. Dur bakalım dedi, hiçbir şey yazma dedi, bir şey yazacak mı sana dedi. Yazarsa öyle cevap ver dedi. Çok ilginç ama yani. Arayıp sorabiliriz zaten. Yani ilk etapta o zaman herkes yani yakın çevreden bu cinayetin biri tarafına işlenmiş olabileceği değerlendirilmiş. Çünkü öyle şimdiye mi? Kadar göndermediyse. Yani ben o şeyi duyduktan sonra öyle o tarafa bir şey seni yaptım. Tanımıyordu ki bir eniştem. Kaç kere karşılaştınız? Cinayetten sonra tanımıştır belki. Evet. Belki o da senden şüphelenmiştir. Abdurrahman, Veysel de Abdurrahman'dan mı şüphelendiği için bilmiyorum, mi? Bilmiyorum, kendisi cevap versin yani. Kim? Duydun mu? Evet, belki de Veysel eniştesi Abdurrahman senden şüphelendi. Bu cinayetin seni işlemiş olabileceği düşündüğü için. Şüphelendiyse söylesin abla. Ha niye bugüne kadar arkadaşlık teklifi göndermiyordu cinayetten sonra sana Abdurrahman'a? İşte ben de direkt polise söyledim zaten. İstek gönderdi diye. O sırada tabii herkes de yani emniyet mensupları da şeyi söylediği için, doğru mu? Aynen, ben de aynı mesela. Şeyi, ben o şeyi duydum. Ablam da bak hiç haberi falan yok, o da ona böyle hareketlerinden şüphelendim dedi. Ayşe beni de odaya mi? Çağırdı. Öyle mi? Evet. Niye ondan şeyden şüphelendiniz Veysel'den? Ya şimdi ertesi günü biraz içeride... Biraz konuşmuştuk onu biraz ama evet. Evet. O bir divanda oturuyordu, ben bir tarafta oturuyordum. Elinde böyle telefon vardı çocuğun. Hı hı. Ondan kal, ben dedim inşallah dedim benim gördüğümden onlar da görsün, evlat acısına onlar da otursun dedim. Telefonu şöyle etti, bana sıt baktı. Öyle deyince ben hani şey yapınca ben dışarıya çıktım. Hı. Bir de ertesi gün yine aynı mutfakta yemek yiyecektik. Dedim ki Allah'ım dedim, belki bir yerde oturdunuz, birbirinizden çay içtiniz, yemek yediniz dedim. Yani benim oğlum bunu hak etmedi dedim. Neden böyle oldu ki dedim. Orada da hani bir derin nefes alınca ben hani ondan öyle şüphelendim. Veysel aranız nasıl Ayşe Hanım damatla? Öyle o biraz şeydir de öyle bir zararını görmedik de öyle konuşur. Meraklı mıdır? O zaten 3-4 ay önce taşındı da onunla, ölmezden herhalde Burak. Niye onlar gittiler? Bir kira istemişsiniz galiba. Soğuk soğuk çatı soğuk diye yaptırıver dedi babasının. Babası da yaptırmadı. Hı. Çatı soğuk değil, ondan gittiler. Ararız nasıl Veysel'le, damatla? İyi. Değil mi? Problem evet. Yok yani. Peki İlknur, cinayetten sonra, cinayet işlendiğinde daha doğrusu, 2 saat yani cinayetten birkaç, 15 gün önce galiba 2 saatlik bir görüşme gerçekleştiriyorsun. Ve orada da Burak hiç ağlamıyor normalde, böyle ağlayan bir çocuk değil. Böyle salya sümük ağlıyor, felaket ağlıyor diyorsun yani. Burak niye o kadar ağladı? Önce onu merak ediyorum. Niye annesi ağladı? Gitti diye. Ya hayır, çok saçma. Çok saçma yani. Ondan ağladı. Ben onu söyledi. Babası kolları, babam kollarımda öldü çok teyze dedi. Çok ağladı Didem Hanım'a. Ya annesi gittiğinde seni. Hani şey gitmesini istemezdi. Çünkü hani orada soğukta kalıyor. Hani benim çektiğimi çekmesin gibi istemezdi. Yani bir yanında olsun sıcacık bütün her yerde kalorifer petek var diyordu yani. Babasını anlıyorsa evet belki ağlıyor. Onu anlattı yani. Kollarımda öldü. Gözüm önünden hiç gitmiyor diyor. Şimdi anladığım kadarıyla bugüne kadar söylememiştin. Nurife ile Kerem arasındaki meseleyi de konuşmuşsunuz. Evet konuştuk ama burada söylemedim. Dışarıda söyledim. Tamam, başka ne konuştunuz? Bak çok önemli bu yani. 2 saat konuşuyorsun ya. Düğüne gelmedin dedi. Çok böyle zoruma gitti dedi. Hadi 10 dakikada oldu diyelim. Ya o an böyle şey ağladı böyle. Ya başım belada dedi mi? Şöyle böyle. Hayır demedi. Olsa zaten ben emniyete söylerim Seher. Burak böyle bir şey diyecek, ben gider kendim söylerim. Teker patlatmada bile aynı şekilde. Teyzem gidelim emniyete dedim. Gittim teyze dedi. Elimde deliller yok dedi. Onları tamamlamak için kamera yerleştireceğim dedi. Bana bir isim söylese ben giderim. Peki Burak öldürüldüğünde aklına ilk ne geldi? Cinayet işlendiğinde. Neden oldu acaba? Dedim. Neden oldu? Evet. Kimin öldürdüğünü ne düşündün? Ya Veysel aklıma geldi. Çünkü hep Veysel'i konuşuyordu bana. Öyle mi? Evet. Hani bu ev bize düşecek teyze. Hani bizim olacak bu. Onlar gittiler bak. Kıskanıyorlar bizi gibisinden.
böyle hani bu evi kendime göre ayarlayacağım dedi. Burak da yani o kayınpederin evi, Burak'ın evi değil ki. Tapusuna mı verdik? Durumu değiştirdik canım biz. Yani hani sonuçta bize yani düşecek birisinden. O evi almanın hayallerini mi kurmuş Burak? Yani ben anlattı bu. Başka ne diyordu? Yani? Ablam, İlk aklına Veysel geldi, bize düşerse ablama da düşecek yani. Evet. Tabii canım hani 3 katlı falan. Kaç... Veysel'le ilgili başka ne anlatıyordu? İlk aklına sevmiyorum, Veysel gelmiş. Oldu olası sevemedim dedi. Sevemiyorum dedi. Büyük damat biraz şey diyordu. Hani ve demiş Burak'a da demiş seni çok seviyorlar diye devamlı söylüyor dedi. Burak da hani öyle diyordu. Yani emniyetten önce sen Veysel'den şüphelenmişsin aslında. Burak onu anlattığı için başka hiçbir düşman anlatmadı ki bana. Sen mi yani... Veysel'in adını emniyete verdin? Veysel'i verdim tabii. Şüphelendiklerini söyledin. Tabii canım o an aklıma gelen bana söylediklerini söyledim orada. Ama Veysel yani onu anlattığı için hani anlaşamadıkları için ben onu şey yaptım. Başka kimden şüphelendin? Başka kimseden şüphelenmedim. Diğerlerini tanımıyorum ki. Mesela Recep Giller'i falan hiç tanımıyorum ben. Seher'den şüphelendin mi? Hayır hiç şüphelenmedim. Buraya gelesiye kadar hiç şüphelenmedim. Buraya geldikten sonra şüphelendin. Ya hani silah sesini duymadım demesinden sonra... O telefonda 31 dakika hani bir şeyler silindiğini düşünerekten bunlardan dolayı şüphelendim. Ama o zamana kadar hiç şüphelenmedim. Sen rüyada anlattın, şişmanları gördüm böyle böyle diye onu da anlattın. Rüyamı ben gördüm diye. Şişmanları gördüm demedim. Evin böyle o tarafı gösterdin. Ben onların orada ben oturduğunu biliyorum. Ben de yanlış anladım. Rüyamda böyle böyle gördüm diye anlattı. Değil mi? Şişman diye bir şey Basabaka. Demedi de. Yok dedi. Şey demedim. Onları bilmiyorum. Nasıl hatırlamadı söyle? Rüyası. Rüya anlattım. Yok uzakta arama yakında böyle böyle diye anlattı ya rüyasına biz izledik. Rüyanda da mı öyle? Çok uzakta arama yakında evet, ara dedi. Öyle dedi kendisi. Öyle demişsin hatırlamadı rüya o şişman olmuş. Diye bir şey değil. Uzakta hani Burak tekrar vurulmuş oluyor ayağından. Hani böyle çok aşırı sinir oluyor orada. Ben de diyorum ki hani Burak ne oldu sana diyorum. Bir şey yok teyze diyor. Uzakta aramayın yakında diyor böyle. Sen mi yanlış hatırlam? Şişmanlar bilen dedi ben sanki. Ben şişman konusu hatırlamıyorum. Yani öyle bir şey dedin sanki. Şişman ama rüyanda da demiş uzakta arama yakında ara. O zaman sen cinayeti yakından birinin işlediğini düşünüyorsun. Yani Recep'lerin işlemediğini mi düşünüyorsun? Hayır ben onları tanımıyordum. Yakalanasıya kadar bilmiyordum yani. Hani evet. Orayı kim iyi tanıyacak? Ya komşular tanıyacak ya aileden birisi tanıyacak. Ben yani Burak ile gidip geldim ama o evin boş olduğunu nereden bileyim? Giriş çıkışı nereden bileyim? Ya da tanımayan bir insan nereden bilsin? Çok yakınında biri, aileden biri. Bu Seher'in ailesinden biri mi? Öyle yok. Mi? Bizim ailede hiç biz kimseye bir şey söylemedi. Biz orada durmuyoruz zaten biz. Nasıl Ayşe Hanım? Orada durmuyoruz. Biz zaten o gün hastaneye aradılar. Kiracı aradı Seher'inden. Kerem direkt... abiyi de şey yapmış ya anlatmış. Hastaneye Kerem gittik direkt biz. Bunu Seher'in annesi de dedi. Ailemizden birisi çıkmasa var diye. Demedim abi orada şeyde. Hayır ben öyle bir şey demedim herhalde. Hiç hatırlamıyorum. Öyle mi? Hatta ailemizden... şey dövme konusu aa. Falan varmış da Senem demişlerdi. Sen de dedin dünür dövme konusu var. Hatta mıstıkta korktu. Neresindeymiş dövme? Benim de bacağımda var dedi. Demiş olabilir canım. Dedi. Bizim oğlan evdeydi. Biz hastaneye gittik. Direkt aradı. Kiracına Seher aradı. Biz direkt ama hani bunları takip ettik. Hastaneye gittik biz. O yakından biz. Bir çıkmasın demiş. Benim oğlan bir saniye. Hanımlar. Dövmesi hani var değil mi? Benim oğlan dövmesi var değil mi? Demiş olabilir mi? Bizim. Biz kesinlikle bak biz sizden kimseden yani. Şüphelenmiyorum ben. Ne Seher'den ne mıstıkta. Konuşmayın. Burak vuruldu ki biz direkt zaten kiracı hani Burak düşmüş dedi biz aradı. Hatta belki telefondan çıkar biz o gün aradık sanki Burak'ı da. Çaldım hatırlamıyorum. Ya mıstık dediniz Mustafa oğlum evet, Mustafa. Evet oğlum Mustafa. Oğlum. Şimdi o dönemde dövmesi olan birinden emniyet şüphelenmiş. Mustafa'nın bana dediler, da. Ben de dedim hani böyle böyle dövmeli. Ya Abdurrahman'ın da dövmesi var. Mustafa'nın i̇şte, da dövmesi var. Ha, abinin de senin de kardeşinin de. Olabilirim belki ben. Oğlum evde çıkmıyor. Dövmeli birinden şüpheleni var demedim. Ne dedin? Dövmesi olan bir tanıdığınız birileri var mı? Yani mesela oradan kuzenleri, engini bilmem ne sosyal medyadan dövmeli kişiler araştırmaya başladım hatta. Ama o sırada da Ayşe Hanım yani Seher'in annesi... O da aileden birisi çıkmasın diye kaç defa söyledi orada? Aa aileden biri çıkmasın. Evet. Allah Allah. Ben hiç hatırlamıyorum. Çevremizden biri dedi ya. Ailemizden demedi, çevremizden dedi. Aile zaten o zaten ev sahibi yokmuş bizim o evin yakınındaki. Hani kapı mapı kırılmıştı ya öyle duyduk biz. Biz zaten cenaze geldi ya ertesi gün gittik oraya. Aileden biri çıkmasın falan filan ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ben ya. Bilmiyorum. Bir dakika.
Evet, şimdi telefon altında Mustafa var. Herkes o gün geçen gün ihbar gelmişti ya Perşembe de Cuma günü. Nereden geldiyse Apo'yu geldi ya Cuma günü. Nereden geldiği de çok önemli bence. Evet. Onu da araştırırsa iyi olur, kim gönderdi. Onu emniyete paylaşırız tabii ki. Emniyet araştırır. Biz de araştırırız. Şimdi abin oluyor değil mi Mustafa? Evet, evet. Tamam, ama telefonda olduğu için sorularıma net yanıt versin. Tam araya girmeyin lütfen. Seher'in abisi Mustafa telefon altında. Mustafa merhabalar. Merhaba Didem Hanım. Teşekkürler. Mustafa'cığım kaç yaşındasın? 32. 33 yaşındasın. Sen şeydeki iki abisi var. Denizli'de annenle babanla yaşıyorsun değil mi? Denizli'de duran ailemle yaşam derim. Evet sensin. Şimdi Mustafa, enişten Burak öldürüldüğünde sen o gün neredeydin? Evdeydim. Evdeydin. Saat hiç bütün gün evde miydin? Hiç evden çıkmadın mı? Hayır, bütün gün evdeydim. Cinayet haberini nasıl aldınız Mustafa? Ben çıkış yasağı var zaten dışarıya. Korona vardı o zaman ya. Korona evet. Yasaktı dışarıya. Dışarı çıkmak yasaktı zaten. Yasaktı. Sen cinayet haberini nasıl aldın Mustafa'cığım? İlk başta kardeşim aradı bizi. Yani numarayı tam hatırlamıyorum ama düşmüş falan filan dedi. Yani vurulduğunu söylemediler bize. Seher mi haber verdi? Kiracı aradı. Kiracı Yasemin. Yasemin. Bir dakika. Ne olur bir müdahale etmeyin. Yani bir anlatırız zaten. Sesler de karışıyor ya. Telefon bağlantısı ya. Biraz yüksek sesle konuşur musun Mustafa? Sesin düşük geliyor. Heh. Kardeşim aradı kardeşim. Düştü. Falan filan hastaneye geçiyoruz dediydi. Ha, Seher aradı o zaman. Doğru mu? Evet. Peki sadece düştüğünü mü söyledi? O sırada vurulduğunu ya da bir silah sesinden... Hayır, öyle bir şey söylemedi. Hatta annem gibi sizi gidin dedim. Benim az işim var dedim. Öyle. Sen daha öncesinde sadece olayı hatırlatıyorum. Olayı sormayacağım. Konum o değil zaten. Daha öncesinde evet. Galiba bir kız kaçırma olayı oluyor. Sonra sen kaçırıyorsun. Bir tartışmalar oluyor. Baban cezaevine giriyor. Sen cezaevine girmiş miydin Mustafa? Evet, tutuklu kalmıştım. Tutuklu kalmıştın. Tamam. Peki Burak nasıl biriydi enişten? Valla dört dörtlük bir damat gibiydi. Dört dörtlük. Burada öğrendiklerimden sonra değilmiş. Sizinle ya daha doğrusu seninle diyaloğu nasıldı? Görüşür müydünüz sık sık? Çok sık görüşmedim. Bir ara beraber çalışmıştığımız oldu. Hani eve misafirle geldik. Tütün içerdiniz beraber. Tütün içerken dertleşir miydi seninle? Hayır. Öyle bir dertleşme olmadı. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın? Falan filan öyle. Kısa sohbet. Peki sen Seher'lerin evine, kardeşinin evine gider miydin oturmaya hiç? Bir ya da iki sefer gittim. Bir ya da iki sefer gittim. Evet. Peki orada Abdurrahman zaman zaman kalıyor, Beyza kalıyor. Yani Seher'in... Beyza'yı gördüm de Abdurrahman'ı hiç görmedim. Odada yatıyor dediler de gittiğimde. Peki Beyza'nın ve Abdurrahman'ın oraya sık sık gidip gelmesi, sonuçta kardeşinin yine bir hayatı var. Ama evet. Burak'ın ailesi oraya gelip gidiyor. Ailece bundan rahatsız oldunuz mu? Evli bir kişinin evinde bekar biri durmaması lazım. Yani çok yeni evli bir de. Yani bize göre ters. Peki. Ama onlara göre ters değil demek ki. Peki bu tersliğin rahatsız olduğunu kardeşin Seher'e söyledin mi? Hayır. Öyle bir şey söylemedim. Beyza yaklaşık bir yıl kadar kalıyor orada, bir buçuk yıla yakın kalıyor. Bağımlılık süreci varmış şeylerde. O da abim yanında dursun demiş Burak galiba. O kadarını biliyorum. Peki Beyza'nın orada kalmasından bir rahatsız oluyor muydun Mustafa? Yok. Yani benim öyle bir rahatsızlığım söz konusu değil. Peki Burak'ın mahallede birileriyle sıkıntı yaşadığından hiç haberdar mıydın? Yani... Dediğim gibi hani beraber çalıştığım süreçte lastiklerim kesiyorlar demişti birkaç sefer. Kimin kestiğini söylemiş miydi? Söyledi mi Hayır, sana? Hayır herhangi bir, o da bilmiyordu zaten. Peki bu lastiklerin kesildiğini sen Seher'le hiç konuştun mu? Hayır. Siz Seher'le... Yani, eve geldiğinde konuşmuş olabiliriz yani kim kesti falan. Yani, onlar da bilmiyor. O mahallede sen yaşadın değil mi sen de annenlerle? 2005-2006'ya kadar o mahalledeydik. Biz sonra taşındık buraya. Bağbaşına. Nasıl bir mahalle o mahalledekiler? Nasıl insanlar? Yani mahalle kötülemek istemem. Yani normal bir mahalleydi yani. Zaten mekanlar değil. Oradaki kişiler önemlidir. Orada sorun yaşadığınız birileri var mıydı Mustafa? Yok. Hiç kimseyle bir sorun yaşamadık.
Sonrasında peki bu lastiklerin kesilmesinden sonra yani Burak bir şeyler anlattı mı birileriyle sıkıntı yaşadığından ya da lastikleri kimin kestiğini söyledi mi sana? Çalıştı galiba. Peki. Yani onlarla hiçbir sıkıntım yok benim. Burak bu lastikler kesildiğinde şunlar yaptı, çöpçüler yaptı, palalar yaptı. Yani Murat'tan Halil'den hiç bahsetti mi sana? Yok, tartıştıklarını bile inanın programdan öğrendik. Peki yani eve bir kamera yerleştireceğinden haber verdi mi hiç? Yani söyledi mi hiç Mustafa, Burak? Vallahi yok yani. Bana söylemedi. Veysel'le evli olan senin kardeşin mi oluyor, ablan mı oluyor bilmiyorum ama anladım ablan oluyor zannediyor. Kardeşin mi oluyor? Küçük oluyor. Evet. Peki o hiç Veysel'le yaşadığı sıkıntıları zaman zaman evde annene, ailesine anlatıyormuş, size anlatıyormuş. O sıkıntılardan haberdar mısınız siz? Ya ben zaten iki kardeşimi söylemişimdir. Bir tabak eksik bir yerde fazla. Yani bir sıkıntı yaşarsanız gelin. Yani bunu her zaman söylemişimdir ikisinin de. Peki, Veysel'le evli olan kardeşin Yasemin'di galiba. Yasemin bir sıkıntı sıkıntı yaşadıklarını, Veysel'le yaşadıklarını size anlattı mı hiç? Yok, bana anlatmadı. Sen haberdar mıydın? Yok yani. Nasıl? Nasıl diyeyim size? Yani işi vardı, batırdı falan filan. Yani öyle bir sıkıntılarından bahsetmişti sadece. Yani geçimsizliklerini, problemlerini gelip aile anlatır mıydı, bilir miydiniz Yasemin'in? Yani, onu biliriz yani işi batırdığında. Kızdınız mı peki? Ya ben kızmadım da babam kızdı. Öldü. Tamam. Peki sen Seher de eve gelip Burak'la yaşadığı sıkıntıları, yaşadığı problemleri sonuçta yataklara ayırmışlar. Ya dediğim gibi yani çok günlük bir insanın dört dörtlük bir şey gibiydi yani nasıl diyeyim temizlik olsa beraber yaparlar, yemek olsa mesela Burak yapar falan filan, yani yardımcı oluyordu kardeşime. Ama Burak sonuçta yani doğru düzgün çalışmıyormuş, bir işi yokmuş. Evet. Bu sizi rahatsız ediyor muydu? Yani rahatsız ediyor muydu? Tabii kendi bir iş kurması daha iyi olurdu ama imkanlar yoktu yani onun da. Şimdi sonuçta Seher tek başına çalışıyor. Burak ailesini oraya getirmiş. Ara sıra işler yapmaya çalışıyor. Ama bir yandan da el altından karanlık bir tarafı var. Yani bu karanlık yüzünü biz bilmiyorduk zaten. Böyle bir şey olduğunu öğrensek olma için bir şeyler verdik yani. Peki Burak'ın bu kadar Seher'i aldattığını, silah ticareti yaptığını, kadınlarla görüştüğünü, aldattığını, uygunsuz sitelere girdiğini, Seher'e iyi davranmadığını öğrenseydiniz ne yapardınız? Yani boşanmalarını isterdim. Boşanmalarını isterdin. Peki Seher istemezse ne yapardın? Ya, sonuçta hayat onların hayatı. Onların hayatını müdahale edemem ki. Sence peki cinayeti ilk duyduğunda, Burak'ın öldürüldüğünü duyduğunda, ilk aradığında herhalde bir silahtan bahsetmedi değil mi? Yere düştü, bayıldı dedi. Doğru mu? Evet, kafasını çarptı falan filan dediler. Evet. Peki Burak böyle bayılır mıydı hiç? Vallahi dediğim gibi hani biz berabersek hiç öyle bir şey yoktu yani. Hani az yemek geldi sadece. Düştüğünü, bayıldığını görmedim. Peki daha sonra vurulduğunu öğrendin herhalde. Vurulduğunu, silahla vurulduğunu nasıl öğrendin? Hastanede. Kim aradı seni? Ya diğer damatla beraber hastaneye gittik işte, orada öğrendik. Yani sen de hastanede öğrendin. Silahla vuruldun, hastanede öğrendin. Bunu bir cinayet olduğu ortaya çıktı hastanede, doğru mu? Evet. Peki. Aklına ne geldi? Yani kimin öldürdüğünü düşündün Burak? Yani hiçbir yani aklımın ucundan vurulması dahi geçmedi. Yani kim yapar böyle bir şey diye sorduk durduk kendimize. Sorduk. Peki ne düşündünüz? Yani ya alacak verecek muhabbetidir ya da bir geçmişten gelen bir şey diye düşündük biz. Sen Burak için az önce az yemek... Burak'ın miras muhabbeti vardı. Alacak, verecek. Satılacak falan filan.
Acaba ondan olur mu diye düşündüm ben. Arsa muhabbetini hatırlamıyorum. Şu konuşmadık hiç. Miras meselesi vardı diyor. Ne miras meselesi. Annem gelin meselesi. Bizlik değil. Miras meselesi yok. Kimde bir arsa mı var satılacak? Yani bir arsa varmış satılın. Yani arsa satılınca öyle bir arsa ve son model bir... Eyfel de söylemişti onu yani. Yani bir dakika Mustafa'cığım. Bir dakika markasını söylemiyoruz ama bir arsası varmış babadan kalan ya da anneden kalan. O arsa satılınca çok yüksek lüks bir segmentte bir araba almaktan bahsediyor. Doğru mu Burak? Evet. Senin bundan haberin var mı Seher? Ama ben şey yapıyor diyeyim arsa satılacağından değil. Çıkacak bilmem ne. Ama hatta arsadan... anneme rakamlar falan soruyordu. Ama arsadan haberin yok. Arsa şey davaları vardı zaten. E-Devlet'te de vardı bu. Ama arsa hani kimden arsa alınca kaldı? Araba alacağım falan demedi yani. Arsa kimden kaldı? Kayınlandan. Kayınlandan. Ediyor mu peki o kadar arsa satılırsa o kadar maddi değeri var mı? Miras çoktu. Bilmiyorum. Mirası çok yani. Bir şey yani falan. Bir şey düşmez. Lüks segmente dediğin arabayı alacak kadar Burak'a para düşmüyor Mustafa. Ya bir de kayınbabadan kalanlar var işte. Sana söylediği o anladığım kadar. Doğru mu anladın? Evet. Sen az önce Burak az yemek yerdi dedin ya ama Burak çok yemek yediği için kovulmuş oradan. Ya yani daha doğrusu iş yerinden. Enişte öyle söylüyordu. Çok yemek yiyor diyordu. Az mı yiyordu çok Burak yemeği? Yemek yiyor değil şey yani abur cubur çok tüketiyordu arada. Yani yemek saatinden sonra arada abur cubur çok tüketiyordu. Sen mi dedin Seher? Kim söylemişti? Çok yemek. Meyve suyudur. Ama çok yemek yediği için işten kovuldu diye biri söylemişti ama kim? Bana öyle işten ayrılma sebebi olarak onu sunmuştu Burak. Yani yok, şöyle yok, az şey, az yiyor çok öğün yiyor. Mesela 6 öğün 5 öğün yemek yiyor yani. Siz beraber mi tesisat işine gidiyordunuz Mustafa? Ya şey eniştesin yanında beraber çalışmışsınız var kısa bir süre birkaç ay. Peki o birkaç ay çalışmışsınız süre içerisinde Burak tesisat için döşemeye gittiği yerlerde kadınlara uygunsuz tavırlarda davranışlarda bulunuyor. Daha doğrusu aynen, mesajlar aynen. Atıyor. Hiç senin karşılaşmadım. Aynen. Onlardan haberin yok mu senin? Yok, zaten yok. Abim Kerem abiyle çalışıyormuş genelde herhalde. Anladım. Burak abiyle de Burak çalışıyormuş ben öyle biliyordum. Tamam bir şekilde bir ortak iş yapıyorlar yani. Nasıl bilmezler? Kerem'de duydum bir yerlerden yani falan diyordu. Nasıl diyeyim size? Yani... Deniz'in bir köyüne gidiyoruz. Yani ekip ayrı ayrı yerlere gidiyor. Yani her zaman aynı beraber çalışmıyoruz. Ama sonuçta oradaki bazı kadınlara işte bazı tekliflerde bulundu. Kerem'in kulağına ya, gelmiş. Senin gibi. Kulağına öyle geldi bir, mi? Öyle bir şey benim kulağıma gelmedi. Ne Kerem abi bana böyle bir şey bahsetti ne de bir şey söylediler. Yani bir onların ortağı vardı. Yani öyle bir şey duymadım ben. Duysaydın ne yapardın? Duysaydın? Yani söylerdim herhalde kardeşime. Seher'e böyle böyle seni aldatıyor ya da kadınlara böyle tavırlar yapıyor der miydin? Derdim tabii ne diyeyim. Sonuçta benim kardeşim. Ya alacak verecek meselesi ya da miras meselesi yüzünden mi Burak'ın öldürüldüğünü düşünüyorsun Mustafa? Ya da geçmişe dayalı bir şey de olabilir. Havda bilmiyorum tam. O mahalleden birinden şüphelenmiyorsun o zaman. Yani tutuklandı, serbest bırakıldı. Ben de onu anlamadım işte. O başka bir şey. Ben şimdi sonuçta şeyi boş ver. İlk başta öyle düşündüm diyor sanırım. Şu an ne düşünüyorsun diye soruyor sana. Evet şu anda ne düşünüyorsunuz? Bir şüphelendim birisi yok açıkçası. Öyle mi? Recep'ten şüphelenmiyor musun? Yani sonuçta serbest bırakılmış. Yani kanıt olsa tutuklu kalırdı. Uzman katil kim? Biz de merakla bekliyoruz kim olduğunu. Kim olabilir sence? Tahminim yok. Tahmin olsun. Oranın boş olduğunu, alt katın Recep Orozoğlu'nun, işte Nurgüller'in alt katının boş olduğunu kim biliyor peki Mustafa? Siz biliyor muydunuz alt katın boş olduğundan? Haberdar mıydınız? Haberdar değildik. Şimdi nasıl haberdar olduk? Vurulduğu günden cenaze günü geldiğimizde yani parmak izi aramışlardı. Kapı şeylerinde, pencerelerinde. O zaman boştu. Peki bunun bir namus meselesi olabileceğini düşünüyor musun? Yani çok kişiyi rahatsız etmiş o da olabilir. Desem yalan olur yani. Yani neden ilk aklına gelen hemen bu alacak verecek meselesi oldu? Hiç o meseleyi hiç söylemedin. Çünkü alacak araba ucuz bir şey değil yani. Anlamadım. Yani alacak olduğu araba ucuz bir araba değil.
Alacağı araba ucuz bir araba değil, evet, çok yük, yani şu anda o arabalar 2,5 milyon falan, şu anki o zamanki değeri ne kadardı bilmiyorum yani, 2,5 3 milyon 4 5 10 milyonluk arabalardan bahsediyoruz. Peki yani alacak mesele, bir yerde alacağı varmış miras meselesi yüzünden. Yani o yüzden niye öldürsünler ki, sonuçta mirasta kalacak para yani. Yasa dışı yoldan gelen bir para, evet, değil o. Ki. Niye öldürsünler Burak'ı o yüzden? Olmadı Mustafa. Yani ilk o geldi. İlk aklına o geldi yani. Bir de pusu kurmuşlar biliyorsun. Katil belki de. Ya katil şunu söylemiyor. Yani şeyin tanıdığı biri. O iki kere iki dört yani. Tanıdığı, bildiği biri. Belki de sizlerin tanıdığınız, bildiğiniz bile. Değil mi Mustafa? Yani dediğim gibi. Kim olduğuna inanın bilmiyorum. Yani. Ama çok ilginç bir şey söyledi. Biri de yok dediğim gibi. Yani Seher bir dakika, Mustafa bir dakika dedim mi? Ailesinden biri de olabilir. Rahatsız ettiği kişilerin ailesinden biri de olabilir dedim. Peki evet. Şimdi Seher sen işte suçluyordun ya işte ilk Nuru Ayşe'yi, Abdurrahman'ı, bu kadar benim üzerime geliyorsunuz, Recep Orozoğlu'nun üzerine gitmiyorsunuz diyordun. Senin abin de Recep'ten çok fazla şüphelenmiyor. Neydi, onun hiçbir şeyden bilgisi yok. Yani mesela yayından sonra öğrendiler ya bazı şeyleri. Yani. Yayından sonra onların çelişkilerini de biliyorlar. Onların çelişkilerini çalıyor. Benim dudağımdan çıkacak ilk kelimeye bakıyorlar yani. Onların çelişkileri de verildi bu yayında. Ben o çelişkilerin hepsini ona şey yapayım. Hani klip klip onlara ama da tarım. Mustafa da senin size abi. Size de zaten. Abim senin. Bir de abim şey yapmadı ki bilmiyorum. Yani izledim mi yayını baştan sona? Yok, ben kimseye izlemem. Bilgi vermedim ki zaten mahkemeden sonra. Ya abin, abin değil mi ya? Bilgisayar oynamaktan. Etrafı görmüyor ki o. Oyun oynamaktan. Ha, çok oyun oynuyor. Evet aşırı. Biraz oyun bağımlısıymışsınız Mustafa, öyle mi? Evet doğrudur. Hangi oyunlar oynuyorsun? Böyle bu çiftlik falan onlar değil yani. Seni onlar kesmez anladığım kadarıyla. Para kazanıyor. Ha, para kazandır oyunlar oynuyorsun. Selma bir şey soruyordun sen. Abisin aklına gelen ilk şey alacak verecek meselesi oldu. Yani yine Recep'e bağlamadı. Recep'le ilgili kısım namus meselesi diye değerlendiriliyor ya mesela. Recep yok ki zaten. Bir de alacak verecek meselesi dediğine göre hani birinden para aldı da vermedi gibi mi düşündü? Araba alacağım demiş ya, ondan öyle söylüyor herhalde. Araba alacağım demiş. Ama orada da araba alacağım dedi. Araba ucuz bir araba değil yani. Onu demek istiyorum. Anladın mı? Bu yüzden niye öldürürsün? Yani mirasa kalıyor ya Mustafa, ben o para. Şu an yani bütün evi satsak, o 3 daire satsak o arabayı biz alamayız. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada şeyin... Burak'ın ailesi özellikle bu yayınlardan sonra işte Seher'in biraz işte... soru evet, Seher'le ilgili soru işaretleri var Seher'le ilgili. Ne düşünüyorsun? Kardeşinle ilgili. Bilmiyorum, kardeşim boş boşun orada şüpheleniyor diyorlar ya. Boş boşun şüpheleniyorlar. Benim kardeşim her şeyini ispatladı zaten. Ağırnak şekilde geziyor. Vallahi kendilerine şüphelensinler biraz da. Öyle diyeyim. Onlardan biri mi yaptı cinayeti yani? Değil mi ya? Herkes şüpheleniyor. Herkes. Senin dövmen nerede var Mustafa? Dövmen varmış. Sağ bacağımda. Sağ bacağında. Ne dövmesi var? Yani. Evet. Cinayet günü sabahtan akşama kadar evde miydin? Evet. Ben dedim ki yani pek dışarı çıkamam. Yani ihtiyacım olduğu sürece çıkıyorum. Öyle diyeyim size. Onun dışında çıkmıyorsun. Evet. Peki teşekkürler Mustafa. Bu arada Mustafa kavga ettiklerini biliyor musun Seher'le Burak'ın? Zaman zaman kavga ettiğini, o eve Seher'in gergin aynen, girdiğini hiç, falan. Hiç. Hı? Hiç bize öyle bir şeyden bahsetmedi kardeşim. Hiç haberin yoktu yani. Yok. Anladım. Teşekkürler Mustafa. Sağ olasın. Peki o dönemde yani dövmeli birini kim aradı Seher? Ben kim? Dövmesi olan birini tanıyor musunuz diye sordum. Neden sordun? Polisler sordu çünkü. Polisler sana sorunca ben de sordum yani. Bu dövmeli birinin de bu cinayeti işlemiş olabileceğini düşündüğün için sordun. Doğru mu? Ona niye soracaksın dövmeli birini yani? Dövmeli birini araştırıyoruz. Hani öyle bildiğin tanıdığın dövmeli kişilerin fotoğraflarını falan attım hala. Hala telefondan attığım fotoğraflar da duruyor zaten. Hani sosyal medyadan buldum. Bunun dövmesi var falan filan. Hani o an kafa yani bu şekilde mantıklı çalışmıyor. Hani A diyorlar yapmak istiyorsun. B diyorlar yapmak istiyorsun. Hani A dövmeli hani ne iyi olacak falan filan hani. Düşünmüyorsun yani. Peki sanık Recep Orozoğlu'nun karısı Nurgül ekibimizle konuştu. Dursun Hanım'la konuştu, koordinatörümüzle konuştu. Epey uzun bir sohbet gerçekleştirdiler.
o sohbette de çok ilginç şeyler söylüyor. Özellikle şunu söylüyor Nurgül. O gün diyor çantası Seher'in elinden düşmüyordu diyor. Yani işten gelmişim. Kendisi bir olay olmuş, dışarıya çıkıyor, kolunda çanta. Benim çantama dikkat çekerek aslında kendisini de şey yapıyor. Hani bilmiyorum çantasında ne vardı Nurgül'ün de. Çok sakindi. Çantası koluna hiç düşmedi dedi senin için. Ben Nurgül'ü görmedim ki. Bir de şunu söylüyor. Herkes diyor o sırada işte bir silah sesi duyduklarından bahsettikleri halde. Yani herkes söylüyormuş sana, sen de bunu duymuşsun. Sen ısrarla herkese. Yani o gün bütün gün boyunca yanımda Yasemin abla var zaten. Hatta ben abla konuşamayacağım. Annemle sen konuşur musun dedim. Annem bile aradı. O aradı. Kiracı aradı bize. Benim telefonumdan annem bile aradı. Ben konuşabilecek hali. Zaten Yasemin abla sonuna kadar yanımdaydı yani. Sadece orada İsmail diye denen bir tane adam vardı. Sadece o bizimle konuştu. Yok psikolojik sıkıntıları vardı falan filan. Ben cevap veremedim. Yine Yasemin abla cevap verdi. Yani öyle silah sesi duyduk bilmem ne demedi o İsmail denen adam da aynı şekilde. Yani silah sesi duyduğunu herkes söylemiş. Söylemedi sen ısrarla kimse. Şey demişsin. Kocam bayılırdı. Silahla ilgisi yok. İyi de benim ağzımdan tek kelime çıkmadı ki. Ben sadece ambulansla konuştum. Bayılırdı demişsin ama. Yalan söylüyor abi, yalan. Nasıl? Ambulansla konuşmanı duymuştur, onu söylüyordur bayılırdı derken. Yok, ambulansla. Burak bayılır mıydı peki? Bugüne kadar bayıldığını çatı yani söyleme. Bayılır mıydı Burak? Ya sadece hiç son zamanlarda vertigosu vardı. Tamam. Böyle dolmuşlar hani bir tarafa çekiyor bilmem ne hani böyle şey yapıyordu. Sonrasında sürekli ambulans arıyordu. Ama bir bayılması yok. Yok öyle bir bayılması yok. Ama annem gibi bayılır dedi ilk başlardaki yayınlarda konuştuğumuzda. Ne dedim? Bayılırdı arada dediniz ya. Hayır. Asker öncesinde falan şey yapmış ya. Hayır. Ben asker öncesinde şöyle mesela en ufacık bir şeyde ambulans arar giderdi. Bir ara başmakçı da ne vardı? Ambulansı çağırıyor. Panik atağı olduğu için işte o sırada kalbinin sıkıştığını falan filan zannediyor. Ama biz bu çocuğun bayıldığını bilmiyoruz yani. Öyle bir şey yok ama yani. Ama yerde görüyorsun ne düşüneceksin ki? Apo abi ne düşünmüş ilk bulduğunda? Hayır sen demişsin ki bayılırdı Burak demişsin önceden de. Yani böyle, ben öyle bir şey demedim ki onlara. Ben kimseyle Nurgül muhatap söylüyor, olmadım. Nurgül söylüyor bayıldığını. Yani sen, İyi de Nurgül'ü ben o alanda görmedim. Sadece o alanda Murat vardı, Murat. Nurgül yoktu o alanda. Hasan amcayla orada gıybet mi yapıyorlardı, ne yapıyorlardı bilmiyorum da bizim olay yerinde ambulansın çevresinde Nurgül yoktu. Ben olsa nasıl görmeyeyim? Görmemek imkansız zaten. Önce Recep'i tanımam ya, yani kocasından bahsediyor. Recep'i tanımam diyor. Fakat sonrasında da Recep'i tanıdığından bahsediyor. Kocamı tanıyor mu, tanımıyor mu karar versin diyor. Ben kocasını tanımıyorum ki. Ama önce tanımıyorum dedin, sonra arkasından işte... Hatta onun katil olduğunu bile düşündüm. Sonra tanıyorum. Son tanıdım der herhalde. İyi de ben kocasını nereden tanıyacağım ki? Kocasına soramıyorum. Yani Seher seni tanıyor mu, muhatabım var mı? Sorsun gelsin karşıma cevaplasın. Benim hiçbir şekilde muhatabım yok. Yani bunu size sormasına gerek yok, anladınız mı? Kocası yanında. Hani iftira atar gibi hani böyle dolandırıyorlar lafı. Saçma bir şey. Senin kocana sormadın mı Seher'i tanıyor mu tanımıyor mu diye. Ben şüphelendim diyorum. O evde oturduğu için şüphelendim. O evden ateş edildi. Fatih dedi o evde bunlar oturuyor. O evde ateş edildiği için ben onlar o binada kim var? Sonrasında zaten onları aklayan da zaten ben gibiyim yani. Ben hani gördün mü damatların dediler bana. Ben gördüm abi böyle telefon şey yapıyordu. Yani arka mahalleden kaçıldığı düşünüldüğü halde ben Recep'i gördüm mü gene söyledim zaten. Benim Recep'le benim onlarla bir sorunum yok ki. Ben niye Recep'e iftira atayım? Niye şey yapayım? Siz çelişkili konuşuyorsunuz. Sizin ifadeleriniz orada. Siz gelip kendiniz açıklamanız lazım. Ben burada sadece sizin verdiğiniz ifadelerden konuşabilirim. Ya da bu yayında hani konuşursanız onları konuşabiliyorum. Ki hepsinde zaten Murat farklı diyor, sen farklı diyorsun, Recep farklı diyor. Hatta diyor ki ambulansı karşılamaya gitmedi. Ambulansa senin kocanı ondan sonra Burak'a ambulansa Recep koymuş. Gitti bunu yalan söylüyor. Seher yolu gösterdi ama. Evet öyle söylüyor Nurgül. Ambulansa karşılattı ifadesinde de diyor ki Nurgül, Seher elinde telefonla ambulansa doğru koşuyordu diyor. İlk ifadesini lütfen okuyun. Çelişkili konuşuyorlar. Peki, yani inanılmaz çelişkiler var gerçekten. Yani vallahi inanmam yani merak ediyorum. Yani konuştukça daha çok çelişki oluyor gerçekten. Evet, konuştukça çelişkiler çoğalıyor. Yani gelsinler, yani belki de sağlıklı olmuyordur. Belki de biz yanlış anlıyoruzdur. Gelsinler, böyle sağlıklı bir şekilde konuşalım. Hani bu ifade, hani bu ne? Hangisi doğru? Doğruyu anlatsınlar sadece. Peki, bir araya gittik, devam edeceğiz. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010.
Şimdi Burak Durna cinayetinde sevgili Seher, senin kocanı onun tanıdığı, mahalleden bildiği biri ya da akrabalarından tanıyan, bilen, onun yaptıklarından rahatsız olan biri öldürmüş. Önceden plan yapmış, o mahalleye girmiş. Evin boş olduğunu biliyor. Alkata gitmiş, orada pusu kurmuş. Yani biz mahalleli olarak düşünüyoruz ama belki de çok yakınından biri bu cinayeti işlemiş olabilir mi acaba? Yani çünkü sorular artıyor, sorular artıyor, sorular azalmıyor. Yani evden ateş edilmedi zaten. Şu an dosyada mevcut. Yani evdeki barut izi olsun, şey izi çıkmadı. Yani şu an ev elendi yani zaten. Hı-hı. Evdeki hani ilk başlarda düşünce oydu. Ben de o şekilde arka mahalleye şey yaptım zaten. O şekilde. Hani ön taraftan hiç düşünmedik. Hı-hı. Hep arkaya yöneldi. Mahalle, yani evin önünden. O zaman o şeyde evet. Kenara bir yerde pusu kurdu. Demek öyle ki. Düşünüyorum. Ya çalıldın oradan ya da bilmiyorum nereden olduysa. O kadar pusu kurduysa nasıl görülmedi yani? Çok ilginç. Yani oturduğu apartmana girmişse görülmedi. Zaten görebilecek. Bak Selma çok doğru bir şey. Ya oturduğu apartmana girdiyse. Olabilir yani. Görebilecek hani mesela sağ taraftakiler zaten görebilecek kişiler zaten şu an tanık. Görmedim. Yok onu orada gördüm diyorlar yani. Melek tanık, Hasan tanık. Orada görebilecek iki tane ev var. Tamam. Ben Eyüp'ten çok ümitliydim zaten. Eyüp de görmedim deyince böyle bir şey oldum yani. Şimdi senin o çektiğin görüntünün devamını yarın göstereceğim. Evet orada Halil ile Murat çok böyle seni takip ediyorlar. Çok meraklılar. Elleri böyle sırtında, belinde. Çok ilginç bir görüntü ama onu yarın bugün yani çok konuşacağımız konu olduğu için gösteremedim. Yarın onu uzun uzun konuşacağız. Uzun uzun. Yarın tekrar beraberiz. İyi akşamlar.